olacaksın. Trafik giderken döşünden vurdum onu. Cinayeti itiraf etti. Kasten adam öldürme suçlamasıyla kapalı cezaevine gönderildiler. Müge Hanım'a sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki çıkmışım. Ablam bulundu. 18 senedir bu günü bekledim. Bugün benim bayramım. Her şeyin çaresi var. Yeter ki kendinize güvenin. Akıllara durgunluk veren bir kayıp olayı. Damat herkese Almanya'ya ablasının yanına gitti. Orada tedavi oluyor. 3 ay geçmiş aradan öldü, başımız sağ olsun demiş. Hanımefendi ortada yok. Küçük oğlu çukur kazıp gömdük dedi. Öyle bir yer olmalı ki ağaçlık olmalı. Bu duvarı da görebilmeliler. Bulmaca bu. Şüpheler, suçlamalar, itiraflar. Neslan ne sıfatla onun evinde kaldı? Ben o çocuklara sahip çıkmak dinle beni. Sürekli bacısını karalıyordu bana. Çocukların başında bir siz varsınız. Başka kimse yok, dedi. İnsan eniştesiyle aynı evde kalmasının çok uygun karşılanmayacağını biliyor olman lazım. Eğer otelde kalırsan sana çocukları göstermem dedi. Seni ama... öyle kandırdı, sen de o yüzden ona sustun demedin. Kadın nerede? Kadınların bunu siz bilirsiniz. Nerede söylesin anne? Nalan Şimşek'in başına ne geldi? Sizin bir olmanız lazım. İşte bir burada. Birbirinizle dövüşürken vakit kaybediyorsunuz. Az sonra Müge anladı. Gökhan bizim evimize gelip giden bir çocuktu. Kızımın telefonunda Gökhan'ın mesajlarını gördüm. Ta ki düne kadar karakolda öğrendim, öldürdüm diye bağırdı. Namusumu kirler! Az sonra Müge anladı. Keşke elimde bir sihirli değnek olsa ve hayatı değiştirebilsem. İyi olalım, mutlu olalım, huzurlu olalım, neşeli olalım hepimiz için. Dilediğim bu gerçekten. Hepimiz el ele vererek bu acıları hafifletebiliriz. Hiçbir şey için de geç kalınmış sayılmaz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Öncelikle bugün kandilinizi kutlamak istiyorum. Büyüklerimin ellerinden öperim, küçüklerimin gözlerinden öperim. Allah inşallah nice kandillerde sağlıkla, mutlulukla, huzurla bir arada olmayı nasip etsin. Bizlerin de karşısına böyle Allah'tan korkan, kuldan utanan insanlar çıkarmayı nasip etsin. Böyle mutlu, huzurluca yaşayalım. Ne diyeyim artık? işimiz gerçekten... böyle değişik değişik tiplerle zor ama bu tip günlerde böyle biraz daha sakinleşerek, hayata daha mantıklı bakarak, daha çok dua ederek falan biraz daha sakinleşmemize etkisi olur diye inanıyorum. Bilmiyorum yani, inancım böyle. Evet, hepinizin doğru. Kandili mübarek olsun. Seviyorum ben. Amin. Kandilleri güzel. Amin. Ay yalnız ya, bu kandillerde atılan mesajları sevmiyorum. Bak yine bir aykırılık yapayım ama. Arkadaşlar ne olur dırt 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 dırt, herkes kendi ailesini kutlasın, gitsin annesini, babasını, kardeşlerini. Çok teşekkür ediyoruz, aldık bütün kandil mesajlarını çünkü yani bu toplu mesajlar da benim canımı sıkıyor çünkü. Hani yakının varsa ara, kandilini kutla, sesini duy, uzun zamandır da sesini duymuyorsun ama. Yani herkes tık 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 işaretliyor, bir de cevap vermemek de ayıp. Bende de hiç o fotoğraflardan falan olmuyor. Karıştırıyorum ben, diyorum ki birinin gönderdiği fotoğrafı gönderim diyorum. Bu sefer aynı fotoğrafı karşı tarafa gönderiyorum falan. Birinin mesajını ona gönderiyorum. Aynı mesajı tekrar geri gönderiyorum falan gibi şeyler de yaptığım için. Evet. Çünkü çok mesaj geliyor. Şimdi şu programı bitiriyorum ya. İnanın mesela geçen gün 186 mesaj. Dedim ki nasıl cevaplayabilirim yani. Göz de görmüyor. Evet. O nedenle ama hepinizin kandilini kutluyorum efendim. Mübarek olsun inşallah. Tamam, mesajlaşmak da olsa, telefonlaşmak da olsa. Yok, böyle arayıp samimi olduğun şeyde arayacaksın, kandilini yani kutlayacaksın. Kutsal günde insanların birbirini araması çok güzel bir şey. Telefon açacaksın abi. Evet tabii yani. Yani o yüzden de telefon açabileceğim mesafedeki insanlara göndermenin ben tabii, daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Tabii o daha güzel. Hem sesini duymak hem sesini iletmek çok daha güzel. Ama bu arada... yani karşılıklı birbirini hatırlamak güzel bir şey. Güzel ama arayarak. Evet. Bu arada... Buyurun.
Bu kandil peygamberimizin doğum günü. Evet, evet. Efendim, bu Mevlüt kandili. Nurlar içinde Peygamber yatsın. Peygamber Efendimizin doğum günü, günü ve doğum haftası kandili. İnşallah mutlu, mutlu yan, günü, yanına mutlu kabul evet. Etsinler. Onu ne derler, onu şefaatini alalım. Hani, amin. Amin. Yani amin. Allah Peygamber hepimize Efendimizin... Peygamber Efendimizin güzel şefaatine hepimizi mazhar kılsın. O güzel nura bizleri de kavuştursun. Bu dünyada da her türlü kötülüklerden bağışlasın, korusun. Hepimize hayırlı, sağlıklı yaşam nasip etsin. Amin. Bu arada Rami Bey'in arkadaşıymış bizlere Cengiz Fırat albümünü göndermiş. Çok teşekkür ediyorum Cengiz Fırat'a. Bu albümlere de hasret kaldık artık yine. Her şey sosyal medyadan. Ya eskiden ne kadar bizim için önemliydi. Dinliyorduk bu kasetleri. Şimdi artık... Telefonlardan. Şimdi artık evet, telefonlar. Evet. Her şey telefona döndü. Evet. Yanınızda telefonunuz varsa... Hiçbir şeye ihtiyaç yok. Her şey telefon. Efendim, şimdi biliyorsunuz Ercan Orhan, Gökhan Özkan'ı, 23 yaşındaki Gökhan Özkan'ı öldürdüğünü itiraf etmiş, yer göstermiş ve namusum için öldürdüm demişti. Cenazesi yarın defnedilecek genç çocuğun. Öğle namazına mütakip Ezine Camii'nde kılınacak. Ardından da Geyikli Mezarlığı'na defnedilecek. Anne İlkay Özkan da dedi ki, oğlunu anneannesinin yanına gömecekmiş. Oğlumu anneme emanet ediyorum dedi. Yine böyle yüreklerimizi dağılıyor o kadının gerçekten söyledikleri. Şimdi Gökhan Özkan'ın katil zanlısı Ercan Orhan'ın eşi Mevliya Hanım. Tabii bu cinayetin ardından şimdi o namusum için dedi ama aile diyor ki yani hep gidiyorlardı, görüşüyorlardı. Ne oldu, niye namus? Üzerinde 7.000 lira var. Anne diyor ki ben 7.000 lirayı cebine, cüzdanına koyduğuna kadar gördüm. Nerede o zaman oğlumun 7.000 lirası diye feryat ediyor. Tabii çok acıklı bir taraftan da yani 7.000 lira için bir evlat, yani bir şey için evlat kaybetmek, paranın miktarı önemli değil, çok acı. Eşi de diyor ki Mevliye'nin, şimdi şöyle baştan anlatayım. Bu katil zanlısıyla Mevliye, ben dedim ya. Ercan'ın üvey kızıymıştı. Ercan'ın üvey kızı değilmiş. Ercan'ın öz kızıymış. Ama anladığım kadarıyla çocuk dünyaya geldiğinde eşi başka bir adamla evli olduğu için onun üzerine kaydolmuş. Aslında ikisinin öz kızıymış. 14 yaşındaymış. O da gözyaşları içinde anlatıyor. Diyor ki benim kızıma Gökhan mesaj attı. Eşim de buna dayanamadı. Gökhan bizim evimize gelip giden bir çocuktu. Eşim benim 2015 yılında mültecilik yapıyordu. O zamanlarda tanışmışlar bu Gökhan'la da, aynı iş yapmaya başlamışlar. Sonra eşim cezaevine girdi. Ondan sonra Gökhan'la hiç görüşülmedi. Zaten eşim cezaevindeyken de ne aradı ne sordu Gökhan bizi. Sonra bizim buraya Avcı'ya taşındığımızı öğrenmiş. Arada bir böyle gelirdi. Dedim ki Gökhan bak bu işler yanlış işler oğlum dedim. Bu işleri bırak dedim. Ben dedi gidiyorum dedi, her yerde beni arıyorlar dedi. Abla dedi buraya dedi girip çıktığımı gördülerse dedi polis molis beni sorursa bilmiyorum deyin dedi. Ben dedi ya İzmir'e dedi ya dedi karşıya adaya kaçacağım dedi. Belki dedi 15-20 gün dedi buralarda gözükmemem lazım dedi. Çekti gitti. Daha sonra bu olaydan hemen hemen bir hafta öncesi falan kızımın telefonunda Gökhan'ın mesajlarını gördüm. Anne dedi bana dedi devamlı mesaj atıyor dedi. Baştan dedi ben de dedi şey yaptım dedi kızım. Anne dedi ama anne dedi sonradan dedi uyuşturucu madde dedi kullandığını dedi söyledi dedi. Bir de dedim dedi abi senin yaşın büyük 23 yaşındasın diye söyledim dedi. Kızıma yazmış benimle birlikte olursan annen baban seni mecbur verecek bana. Ben de babasına telefon ettim. Gökhan bir daha bu eve gelmesin dedim. Ne oldu karı dedi bana, yok hayatım bir şey dedim ama dedim gelmesin dedim. Sonra eşim kızımın telefonuna bakmış, anlamış. Ercan dedim gidelim de dedim savcılığa şikayette bulunalım. Tamam tamam dedi eşim. 2-3 gün sonra 29'u ya da 30'uydu. Ben dedim mülteci atmaya gidiyorum dedi. Ercan dedim sen mülteci işini bıraktın nasıl gideceksin? Çıktı gitti. Sabaha karşı saat 4.30'da geldi. Körkütük sarhoş. Gökhan Özkan'ın kayıp olduğunu nasıl öğrendin? Polis geldi. Ama ben onu hani dışarıya gideceğim demişti ya, İzmir'e gideceğim oradan adaya. Ben dedim ki herhalde dedim bu çocuk gitti. Polis gelince kapıya dedi ki Gökhan Özkan'ı dedi arıyoruz dedi. Ben hemen zaten Gökhan'ın söylediği geldi aklıma. Dedim ki ben tanımıyorum. Dedim ki Ercan Gökhan'ı gördün mü o gün akşam, Gökhan'la mı gittin dedim, yoksa dedim yalan mı söylüyorsun? Vallahi billahi gitmedim onunla dedim. Hep onu görmedim dedi. Hep görmedim dedi. Hiçbir zaman gördüm demedi. Ta ki düne kadar karakolda öğrendim öldürdüm diye bağırdı. Öldürdüm dedi bana. Kızım için ya
yaptı, her şeyi dedi. Kızım için diye bağırdı. Namusum için dedi. Barbar bağırdı. Niye yaptın diye bağırdım ben de Ercan'ım dedim. Niye yaptın? Eşiniz bu olay zamanında yani 29-30 Ekim arasında sabahlara kadar gelmiyordu. Evet. Dönüşünde böyle yüklü miktarda parayla geldi. Gördünüz mü? Hayır. Sadece bu mülteciliğe gittim geldim dediğinde 500 milyon para verdi. Hiç başka bir ne para gördüm ne bir şey. Eşime de soruyorum. O da aynısını dedi. Dün karakolda dedim ki para meselesi diyor ailesi dedim. Gördün mü? Asla görmedim ben para pul dedi. Nerede madem bu para? Niye böyle bir şeyler söylenildi? Peki bu kıyafet alma, eşya alma olayı nedir? Şimdi ailesi televizyonda da diyor ablacığım. Pantolonmuş, kazakmış, omuş bumuş öyle bir şey yok. Biz ayın 18'inde hastaneye gittiğimizde Gökhan bizi biraz dolaştırdı. O gün gezerken hediye mi olsun dedi sadece bize. Pofuduk bir terlikler varmış. Onları kendi aldı bizi. Yoksa bugüne kadar bana yok onu almış, yok bunu almış, hiçbir şey almadı. Annesi diyor ya bunların ne çıkarı var? Benim onun oğlundan hiçbir çıkarım yok. Yani ben böyle olmasını ister miyim? Bir anneyim ben. Anne, benim de evladım var. O aileye de başsağlığı diliyorum. Allah'ım sabırlık versin. Evet, onlar da tabii çok perişanlar. Şimdi ne oldu? Koca da girdi cezaevine. Mevliyeciğim, günaydın. Mevliye. Günaydın sana da, Allah yardımcın olsun. Sağ ol Müge ablacığım. Mevliye diyorsun ki aslında, eşime dedim ki gidelim savcıdan şikayet edelim. Demiştim. Evet. Aslında hepimize de çok güzel bir yol gösteriyorsun. Keşke gidip savcılığa şikayet edebilseydiniz de olay bu noktalara gelmeseydi. Keşke Müge ablacığım, keşke. Ve Ercan. Evet. Peki Ercan o gün yani senin eşin o gün Gökhan'la beraber mi evden ayrıldı? Hayır Müge abla. İşten çıkıp direkt eve geldim dedi. Hemen üzerini değiş dedi. Ben dedim mülteci atmaya gideceğim bugün dedi. Ne yapayım? Ercan'ım gitme dedim. Sen mülteci işlerini bıraktın dedim gideceğim dedi. Ha, sana yine ben mülteci taşıyacağım dedi. Sen de gitme evet. Dedi. Evet Müge abla. Döndüğünde de sana 500 lira para verdi öyle mi? O gün akşam vermedi. Döndüğü akşam vermedi Müge abla. O gün değil. Ertesi gün yine gitti. Dedi ben yine gidiyorum karı dedi. Gitme Ercan dedim. Bak tutuklanırsın dedim. İşin var gücün var dedim. Gideceğim dedi çekil önümden dedi. Gitti yine sabah geldi Müge abla. Yine sarhoştu. O günün sabahına, o günün akşama verdi bana parayı. Yani bu Gökhan'la buluştuğu gece de sarhoştu öyle mi? Evet. Ama İçki ben götürdü Gökhan'la diyor ya buluştuğunu ailesi. Bilmiyorum Müge abla. Yok annesi diyor ya bir de içki aldı götürdü diye. Demek ki içmişler ya da... Onu bilmiyorum Müge ablacığım. Bilmiyorum Müge ablacığım kimin ne içti ne yaptı. Her seferinde de sordum Ercan Gökhan kayıp olmuş haberin var mı? Onunla mı gittin Ercan dedim hayır dedi. Vallahi billahi onunla gitmedim dedi. Vallahi sana da söyleyecek bir şeyim de yok. Müge ablacığım o da bir ana kuzusuydu. Gidip savcıya şikayet etseydik savcı verirdi adalet verirdi onun cezasını Müge abla. Perişan etti bizi Müge abla. Geçsin bu ayakları gözyaşlarını. Müge abla geçsin bu gözyaşlarını timsah gözyaşlarını. Kendisi dedi. Biz gözyaşlarım timsah gözyaşı değil. Biz geldik. Dur bir dakika. Dur tek tek konuşalım isterseniz arkadaşlar. Dur tek tek konuşalım. İlkar ben gazetel bir anne değilim. Ben bilseydim kendi ellerimle adalete teslim ederdim ona. İlkar'cığım diyor ki Mevli'ye ben öncelikle baş sağlığı diliyorum diyor size. Size baş sağlığı diliyor. Müge ablacığım
Efendim? Müge ablacığım, o yalancıların, o riyakarların baysağlığını da istemiyorum. Benim yavrumun kanını istiyorum. Müge abla kendi dedi ki, Gökhan onlara gitmiş, ben arabayla kaza yaptım demiş. Kendisi anlattı. Geldik dedi, benim oğluma dedi, benim oğluma aramışlar, ilaçlarımı alıver demişler. Orada eczane kamera kayıtları var Müge abla. Benim oğlumdan nasıl yardım istiyorlar? Benim oğlum namussuzsa nasıl yardım istiyor Müge abla? Benim oğlum namussuzsa niye gelip buraya ayakkabı aldırıyorlar? Ha? Bir dur İlkar'cığım, bir Mevliye'ye Mevliye'ye soralım. Mevliye'ciğim. Müge ablacığım. Müge ablacığım, beni bir dinler misin? Dinliyorum. Ben savcılığa şu anda zaten gidip ifademi de vereceğim. Tamam mı Müge ablacığım? Bu insanlar böyle hakaretlerde, şeylerde bulunuyorlar bana ama Allah yukarıda her şeyi biliyor. Biliyor yani, benim kocam bir insanı öldürecek kadar cani bir insan değildi. Kızımın mesajlarını gördükten sonra ne olduysa oldu demek ki. Ben olaydan bunu sindiremiyorum bile Müge abla. Bugün karakola gittiğimde bile bağır bağır bağırdı Müge abla, ben öldürdüm dedi. Ben de ona bağırdım, nasıl kıydın o arak uzunsuna diye. Peki Mevli, o mesajlar duruyor mu? O mesajlar duruyor mu? Kızımın telefonunda Müge abla, bugün savcılığa hepsini ben söyleyeceğim. Anladım, yani kızının o... Hepsini Müge ablacığım, benim kimseden ne gizlim var ne saklım var. Benim kocam evine insan getirip de evinde alkol içen bir adam değil Müge abla. Öyle alkolik bir adam da değil. Hiçbir zaman da evimize bir erkek getirip de içki içmemiştir. Ama bunda içiyorlarmış. Müge ablacığım, onunla içtiğini bile bilmiyorum yemin ederim. Sadece bağımlı tüccakmaya gidiyorum dedi. Hayır, ben şunu anlamıyorum hayatım, sen demedin mi eşine niye bu çocuk bizim evimize geliyor? Söyledim Müge abla. Hanım dedi 2015 yılından beri tanıyoruz dedi çocuğu dedi, zararsız bir çocuk, o gelir gider dedi. Kapının önüne zaten geliyordu, içeriye bile girmiyordu Müge abla. Ay, eşime diyordu abi iş attım bugün ben diyordu. Eve gidiyorum şimdi, tekrar yine yolcu alacağım üstümü değiştirip de diyordu. Ama herhalde senin haberin yoktu ama eşin de gene bu kaçakçılık işine yapmaya devam ediyordu ki onunla görüşüyordu. Hayatım, yoktu Müge ablacığım, ama hayatım yoktu. Bak, adaletten korkan insan ki hepimizin korkması gerekir. Adaletin dışına çıkan insanla görüşmek istemez. Bak, telefonla bile konuşmaktan değil mi insanlar imtina ediyorlar. Aman telefonu dinlenir, aman yasa dışı bir şeye karışmıştır falan. Yani... Evet Müge ablacığım, haklısın. Haklısın, ben daha çok perişanım Müge abla. Benim bile sığınacak zaten hiç kimsem yok, bir o vardı. Biz sigortalı işte çalışıyorduk ikimiz de. Kimseye muhtaç değildik. Şimdi sen çalışıyor musun bari? Beni işten çıkardılar şu anda. Niye ki? Eşimin bu olayı yaptığı için biz yol yapım şirketinde çalışıyoruz Müge ablacığım. Sigortalı olarak yemek dağıtımı yapıyoruz orada. Canım, eşin eğer bir suç işlediyse senin bunda kabahatin ne olabilir ki yani? Onu sonra konuşursunuz. Bilmiyorum Müge abla. Ben tabii şunu da söylemem lazım. İlkay'cığım, lütfen, senin de üzüntünü anlıyorum ama senin de sözlerine dikkat etmen lazım. Bak, senin bir oğlun daha var. Şimdi bak, bir oğlun kara toprakta, diğer oğlun da anne olarak sen sakinleştirmelisin. Yani senin gözyaşına inanmıyorum diyorsun ama ne yapsın ki yani? Ne yapabilir yani, biraz yani bak, sakin davranmadığımız için başımıza nelerin geldiğini görüyoruz. Mevlüye ne diyor? Savcıdan şikayette bulunalım dedik diyor. 23 yaşındaki bir çocuk, 14 yaşındaki bir adam 23 yaşındaki bir çocuğa mesaj atamaz. Şimdi o mesajlarla savcılığa başvursaydı olaylar bu noktaya gelmeyecekti. O yüzden ne olur İlkay, çok çok üzüntülü, farkındayım ama biraz daha sakinleşmesi gerekiyor. Oğlunun biraz sakinleştirmesi gerekiyor herhalde onu. Şimdi hatalı bir davranış iki aileyi perişan ediyor. Ya. Bakın, şu kadıncağızın hiçbir günahı yok. Kocası bir hata yapmış. Bu kadıncağızın günahı şu. Kalkıp da kocası o erkek arkadaşını o rahmetliye evine içki masasına getirdiği zaman kocasını uyarması lazımdı. Getirmedi diyor. Senin en yakın arkadaşın değil, kardeşin de olsa benim evimde içki içemezsiniz. Bir başka erkeğin benim evimde masamda yeri yok. Bunu tabii
Ercan'ın da düşünmesi lazımdı. Ama işte o hataların toplamı bir aileyi bakın işinden olacak derecede açlığa sefalete, kocası cezaevinde, ailesi açlığa sefalete mahkum. Ya beni de işten çıkardılardı. Öbür evladını kaybeden annenin de Allah sabır versin. Onun da eşi cezaevinde. Evet, onun da eşi cezaevinde, oğlu bakıyormuş eve. Yani düşün, diğer oğlu okuyor yani, üniversitede. Bakın, onların da hayatı iki bitti. İki aile perperişan. Hiç yani. Şimdi araya yani girebilir miyim müsaade ederseniz? Buyurun hocam. Tabii ki buradan acılı anneye başsağlığı dilemek durumundayız. Gayet tabii. Fakat, Allah gani gani rahmet fakat eylesin. Fakat hadiseye biraz geniş perspektiften baktığımızda mülteci ticareti dediğimiz şey yasa dışı bir iş. İnsan kaçakçılığı. Evet. İnsan kaçakçılığı. Gayet tabii. Yasa dışı. Bu bir. Evet. Yani bilmiyorum. Kulağımdan duyduğumla söylüyorum. Evet. İddiam yok. Madde kullanımı var. Evet. 13 yaşındaki çocuğa problemi var. Evet. Yani daha birkaç tane olay var. Birkaç tane olay üst üste gelince Bardağı taşıran damla maalesef. Sonunda mutlaka gayri kanuni bir olayla karşı karşıya kalıyoruz. Ondan sonra iki ailenin geride kalanları işte bu vaziyette. Bu kaçıncı? Açlığa sefalete mahkum. Bu kaçıncı? Yani nasıl? Kanuna karşı gelince kanun dışı iş yapmayı, hani bir defa yapmak da suçtu. Vallahi işte o bir defa yapanlar ikinciyi de, nasılsa bir defa yaptım bir şey olmadı, ikinciyi mutlaka, üçüncüyü de yapıyorlar. Mutlaka. Buradan, onun için bir defanın dahi affı yok. Buradan kimseye kusur bulmak istemiyorum ama rahmetli kardeşimiz yani davranışlarla birlikte epey bir zamana yayılan bu davranışla birlikte sonuçta bir başka ölümle karşı karşıya kaldı. Canını kaybetti. Buradan bütün izleyenlere söylüyorum. Bütün dinleyenlere söylüyorum. Kanuna karşı gelmek meselesi önemli bir sorundur. 1, 2, 3, 4 yani ben teker teker konuşmadan saydım. 4 tane olay yaşanıyor. Evet. Maalesef. Ercan da aynı şekilde. O da aynı. Ercan da aynı şekilde. Maalesef. Mültecicilik yapıyor. Mültecicilik diye bir meslek yok. Böyle bir olay yok. Bu resmen insan kaçakçılığı. Zaten kanundaki yeri insan kaçakçılığı. Yani kanuni sıfatı insan kaçakçılığı. Bunun da müeyyideleri belli ceza yasamızda. Yani sadece bunu... Ben bununla ilgili bir kamu sıfatında yer aldım. Yani öyle rakamlar düşündüğümüzden çok daha büyük. Tüm dünyada bakacak olursanız çok büyük rakamlardan bahsediyoruz. Ve insanların gerçekten canlarına mal oluyor bu. Yani taşıyayım derken. Tabii. De. Evet. Hani evet. Yasa dışılığı falanı filanı bir yana hani insani olarak da baktığında bunu sadece siz birisi bir yere gitmek istiyor gibi düşünmeyin. İnsan kaçakçılığı dediğiniz şeyde bakın kayıp olan on binlerce çocuktan bahsediliyor. Bakın, nerede o çocuklar? Sonra Akdeniz sonra Akdeniz çocuk pornosu arttı deniyor. Büyük sonra mezarlık. İşte şu yani anlatabiliyor muyum? Bu çocuklar da kaçırılıyor da nereye götürülüyor? Yani burada şöyle ulvi bir amaç yok yani alayım ben onları da daha iyi bir yaşam için yok şuraya. Efendim, yok, öyle değil. Yok, o efendim. O işin yine böyle hep bize gösterilmeye çalışılan kısmı. Peki bunun arkasındaki kadın fuhuş ticareti, çocuk ticareti, çocuk pornosu ticareti bu öyle hiç küçümsenecek bir şey değil yani. Yani bir defa Allah bin defa rahmet eylesin. Gepe genç yaşta hayatını teslim etmiştir ama 13 yaşındaki bir çocuğa da bu mesajlar doğru ise o da bir yanlış bir mesaj. Şimdi tabii anne bilmiyor o mesajları. Biz de bilmiyoruz. Bu da Mevliye'nin iddiaları. Ama Mevliye'nin tabii savcılığa gidip, Mevliye o mesajlarla savcılığa gidip başvurmanın herhalde karşı tarafın ailesi üzerinde de yani senin lehine bir durum yaratacaktır diye düşünüyorum. Yani düşman olmanızı istemem. Çünkü ikiniz de aynı acıdan mağdursunuz. İnşallah. Hani bilemiyorum mesajları da. İlkay zaten çok perişan. He? Konuşuyor arkadaşlar da İlkay çok perişan. Tabii biraz daha sakinleştirmesi lazım. Araya müşteri yani falan girip. He? Gepe genç bir çocuğun annesi o açıdan bakıyorum. Ona acısını hocam, o yüzden yaşıyor. Şunu merak ediyorum. Yani bu hepimiz için önemli. Mesela ben çocukları gözlemlediğimde bakıyorum 30 tane çocuk bir yerde oynuyorlar. İşte aynı apartmanın çocukları, aynı mahallenin çocukları. Mesela bir tanesi işte tutuyor kedinin kuyruğuna
teneke bağlıyor. Ya da bir tanesi aynı çocuk gidiyor işte kertenkelenin kuyruğunu kopartıyor. Evet. Ya da böyle sonra yetişkin oluyorsun mesela okula gidiyorsun. Herkes sakin sakin gidiyor gidiyor. Bir tanesi hep böyle bir şey yani. Birine vurur onun saçını çeker. Hani yaş yaş grup grup ama bir değişik. Şimdi, bunlar ileride. He, yani bunun için ne yapmak lazım? Yani bunlar ileride antisosyal kişilik bozukluğunun birer işaretidir çocukluktaki bu davranışta. Tamam doğmuş bizim de evladımız ne yapacağız biz bu çocuklar için? Şimdi bu çocuklar için çok fazla dikkatli olacağız. Çok fazla akıllı mantıklı eğitimde bulunacağız. Eğitim sadece okul eğitimi değil aile içi eğitimidir. Bunlara ceza vermek yerine sürekli ödüllendirip sürekli aferin deyip sürekli hadiseyi toparlamak ve eğitmek gerekir. Doğru davranışın ne olduğunu kendi davranışınızla öğreteceksiniz. Buna rağmen onun bilgisini nereden alsın anne buna baba? Buna rağmen de başarısız olabilirsiniz. Bunun bilgisini bizim gibi insanları dinleyerek alacaklar. Çünkü bu gidin okuyunlenecek bir durum değil. Okusalar bile çok az şeyler var. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bu eğitim sadece kamuya açık yayınlarda insanlara verilen tavsiyeleri mutlaka ciddiye almaları ve küçümsemelerini gerektirdiğini yani düşünüyorum. Yani bakıyorsun bir de bu çocuklar böyle haşarılık yapıyor ya. Bir grup da bunu ay çok zeki çocuk falan olarak algılıyor. Ya zeki ama yani hiç bunun neresi zeki yani? Hepsi bak orada güzel güzel oynuyorlar. Yani insanlar herhalde böyle çocukları üzerinde de üzülmemek için böyle bir şey, bir algı mı yaratmaya çalışıyorlar? Kendilerini öyle mi avutuyorlar? Vallahi ama baktığınız şimdi zaman bak bu bununla ilgili aslında biraz üşenmesem doktora tezi yazıp yani bu bakıyorum bu suça eğilimli kişilere burada suç işleyenlerin hani buraya çok akrabaları geliyor onlar bunlar hiç geliyor işlememiş ya. İşlememiş olsa da antisosyal kişiliği devam ettiriyor. Yok ben suç işleyenler üzerindekini anladığıma göre soruyorum böyle bazı şeyleri. Evet mesela hayvana eziyet ediyor. %100'ü değil ama %80'i mesela geçmişinde hayvana eziyet var. Evet. İşte bakıyorsun anneye babaya işte şiddet eğilimi var. Bakıyorsun okul okumuyor. Yani eğitim sistemi içinde yer alamıyor. Yani çok çabalayan aileler de var ama o eğitim sistemi içine sokamıyorlar. Çok zorlanan ve hiç suç işlememiş insanlar çoğunlukta. Yani işte bir şekilde bunları bir doğruya yöneltmek Allah lazım. Allah kimsenin başına vermesin çok zor bir mesele. Bunu tedavi etmeye çalışan ya da başvuran ruh sağlığı profesyoneli de bu işte çok zorlanıyorlar. Aile de çok zorlanıyor, toplum da çok zorlanıyor. Peki küçük yaşta gelirlerse daha mı iyi hani yönlendirmek? Küçük yaşta gelirlerse daha fazla bilgi verilebilir. Daha fazla bilgili bir aileyle karşılaşabiliriz ileriye doğru. Hiç olmazsa buna yol açan başka türlü faktörler bulunur ve ortadan kaldırılırsa sonuç mutlaka daha iyi olur. Ya bunu özellikle söylüyorum çünkü hepimizin değil mi ortak derdi aslında yani kendi ailende olmasa bile komşunda görüyorsun uzak bir akrabanda vallahi görüyorsun bakın, yolda görüyorsun. Toplumun derdi bu. Evet. Şimdi biz burada şu kadar sayıda insanız değil mi? Buradan birisi kalksa bir taş atsa taş fırlatsa bütün dikkatimiz oraya toplanır. Bütün toplum ilgilenir. Bir kişinin yaptığı evet davranışla. Sizin bahsettiğiniz Bu sene böyle bir program yapalım Kebriyeciğim. Bak notunu al. Özellikle 15 tatilde ben istiyorum böyle çocuklar da evdeyken de konuşabileceğimiz. Sizin bahsettiğiniz işte okulda arkadaşının saçını çeken, defterini yırtan, sırasında kalkıp ona hiç yoktan böyle şiddet gösteren o yaştaki çocuklar belli bir yaşa geldiği zaman yine o mahalledeki arkadaşlar arasında kendini belirtmek ve o grubun içerisinde ben varım dedirtmek için yine hiç yoktan bir takım şiddete başlıyor. İşte ben varım diye değil yani bence onların zaten bir sıkıntıları var çocukluktan başka, itibaren. Başka sebepleri var. Evet yani. Yani o kadar çok geniş sebepleri var ki. Onu bir programda konuşalım hocam. Bunu bunun için özel yani bir program yapalım. Evet, saymayayım. Evet çok iyi olur. İsabetli yani olur. Çocuğumuz da çıkmaz ama Allah hani ömür versin torunumuz olur. Yani ne yapacağımızı bu konuda bilmemiz lazım. Evet. Önemli olan aslında suçu konuşurken işte bak şöyle yapsaydın diyoruz belki bize ders olsun diye. Bir de bunu daha geniş anlamda nasıl önleyebiliriz? Madem başımıza geldi ne gibi tedbirler alabiliriz? Bence önemli. Yara küçükken işin başındayken
nasıl başlamak lazım bu yaraya merhem olabilmek için? Yani bu da 1-2 saatlik mesai değil. Evet. Yani 1-2 saatlik mesai olsa çok kolay. Sabaha kadar terle, kan ter içinde ameliyat yapalım. Uzunca daha bir süreç bu. Hayat boyu sürecek bir şeyle karşı karşıya. Ama öğrenelim de nereden başlayacağımızı en azından tabii bilelim. Ben hep derim, bildiğimiz şeyden korkmayız. Hep bilmediğimiz şeyler bizi korkutuyor. Evet. Gerçekten bu konuda bir program yapmamız lazım. Efendim, geçen hafta programımıza konuk olan bütün kayıplarımız bulundu, Allah'a şükürler olsun. Maşallah diyeyim. Maşallah. Bir hanımefendiyi bulamadık. Sebahat Bayneş'i bulamadık. Ekrana fotoğrafınızı verelim. Abla Selma Hanım yine aramızda. Selma'cığım, Sakarya Adapazarı ilçesinde yaşıyordu. İki çocuk annesi. 28 yaşında, bir de çok da genç Sebahat. 18 Ekim'de kayboldu. Evet. Ve ailesi kendisinden hiç haber alamadı. Şimdi eşiyle şiddetli geçimsizlikler yaşadığını biliyoruz. Kaybolmadan önce ablası Meleği arıyor. Eşiyle anlaşamadığını, boşanmaya karar verdiğini söylüyor. Ertesi günde eşi baldızını arayıp diyor ki Sebahat evi terk etti. Hatta onu suçluyor. Sen konuştun da ne dediysen benim de karım evi terk etti diyor. Böyle bir aile arasında da bir gerginlik oluyor. Fakat ablalarının söylediğine göre eşi de sürekli çelişkili açıklamalar yapıyor. Bu da tabii ablaların iddiası. Ben hatta demiştim ki durun bakalım bir fotoğrafını gösterelim. Evet. Siz çoluk var çocuk var akrabasınız, aranız bozulmasın. Şimdi şöyle bir şey olmuş. Sabahat Hanım'ın kayınvalidesi yayınımızdan sonra sizi aramış. Evet. Kimi aradı? Beni aradı. Ne dedi? Sebahat... Yani kız kardeşinizin kayınvalidesi arıyor sizi. Hı-hı. Evet. Beni aradı dedi. Çocuklarını sordu dedi. Telefonu çocuğunu istemiş. Tamam dedim, niye vermedin? Dedi vermedim dedi. Arada bir mesele daha var ya, kart meselesi. Onu niye aldın gittin diye söyleyince de telefonu kapattı dedi. Yani kız kardeşiniz siz yayına çıktıktan sonra kayınvalidesini arıyor. Çocuklarıyla konuşmak istiyor. Kayınvalidesi biz yayına çıkmadan önce arıyor. Ha, yayına çıkmadan önce mi aramış? Evet, yayına çıkmadan önce arıyor. Ben sürekli arardım kayınvalidesini dedim. Niye söylememiş? Müge Anlı'ya çıkacağımızı mı? Buraya çıkacağımızı mı söylemiş? Bilmiyordu. Kayınvalidesi buraya çıkacağımızı bilmiyordu. Numarayı istiyorum. Sebahat'ın aradığı numarayı bana ver dedim. Vermedi. Dedim Müge Anlı'ya çıkacağız. O gereği yok dedi. Oraya çıkmanın gereği yok dedi. Biz dedi polislere verdik dedi. Adapazarı'nın polisleri jandarmaya verdik. Arıyorlar dedi. Kız kardeşim de gidiyor Adapazarı'na. Biz de böyle başvuru yapmadık. Tahsin demiş. Melek kız kardeşime. Sonradan işte buradan yayından sonra gittim oraya. İşte telefon açtım eve gittikten sonra. Dedim Sebahat'ın aradığı numarayı bana ver. Ben arayayım dedim o numarayı. Kim çıkıyor? Hı. Çıktı. Bir beyefendi çıktı. Dedi Sebahat dedi bu ben de yolda yürüyordum dedi. Ben de Esenyurt Kıraş'tayım dedi beyefendi. Dedi Sebahat'la ilgim yok benim dedi ama inanmıyorum. Bu Adapazarı'nda yaşıyordu. Beyefendi diyor ki ben Esenyurt'tayım, Kıraç'tayım. Evet. Bir tane kadın yanıma geldi. Benden cep telefonumu istedi. Ben de verdim. Aradı, konuştu. Ben sizin kız kardeşinizi tanımıyorum diyor. Evet, öyle diyor. Ben de inanmıyorum. Ama bizi niye aramıyor? Kayınvalidesini aradı da bizi niye aramadı? Hayatım 18 Ekim. Kaç gün olmuş? Arardı, mutlaka arardı. 18 Ekim'den kaç gün? Çünkü bunların yazdıkları bütün günler yanlış da o yüzden 13 demişler. Emin olamadığım için söyleyemiyorum. Güllü Hanım telefon attığımızda Sebahat'ın kayınvalidesi. Güllü Hanımcığım günaydın. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Çok hayırlı teşekkür günler. Ediyorum. Sağ olun. Siz evden gittikten sonra konuştunuz mu gelininizle? Evet konuştum Müge Hanım. Konuştu yani evet. Sağda iyiydi. Evet konuştum. Beni 9:30 gibi aradı akşam. Bana dedi ki dedi ki benim telefonuma Tahsin neden bakmıyor dedi. Hı. Ben de dedim ki Tahsin neden baksın dedim. Neden gittim dedim. Hiçbir şey yokken dedi. Müge Hanım ben sana baştan anlatayım. Geçen ayın 18'inde biz eşimden bana maaş kaldı. Eşimin maaşını çekmek için gittim. Eşinizin anlıyor maaşını musun? Çekmek için ayrıldı evden. Ben gittim ben Müge Hanım. Siz gittiniz. Evet ben gittim. O küçük oğlunu da benim yanıma giydirdi. Benimle birlikte gönderdi. Ondan sonra o tek kaldı evde. Eşi de benimle birlikte geldi.
Hatta ablamın oğluyla geliniyle gittik. Onun arabasıyla gittik. Hayatım o kadar uzun anlatma. Ben de anlamıyorum sabah sabah. Yani ne oldu? Parayı mı çaldı götürdü? Ne oldu yani kısacası? Yok parayı çalmadı. Neyi aldı? Sonra ben marketten eve döndüğüm zaman market gördüm. Maaşımı çektim. Marketimi gördüm. Eve geldim. Ben sabah dışarıya çıkacak. Benim elimdekileri alacak diye bekliyorum. Hiçbir şey yok Müge Hanım. İnan buna hiçbir şey yok. Ondan sonra eve geldim. Kapıyı kilitlemiş. Anahtarı benim bildiğim yere koymuş. 11 arabasıyla gitmiş bu. Ya evden bir şey aldı mı? Para, pul, bir şey? Ya evden bir şey kredi kartım yok Müge Hanım. Kredi kartım almış. Kredi kartım yok şu anda. Tamam kredi kartınızdan para çekmiş mi? Evet kredi kartından para çekilmiş. Ne kadar? 1,5 milyar buradan Söğütlü'nün ATM'sinden çekiyor. Hı hı. 1,5 milyar İstanbul Ot Meydanı'ndan çekiyor. Peki siz kapatmadınız mı kredi kartınızın kaybolduğunu öğrenince? Şimdi öğrenince kapattık ama para çekilmiş, kullanılmış kartı. O zaman yani 2 gün boyunca çekmiş 1,5. Evet çekmiş. Şifresini biliyor muydu hanımefendi? Şifresini biliyormuş herhalde ki. Ne bileyim biliyordu herhalde ki almış. Onunla ben biliyordum kartın olduğu yeri. Başkası bilmiyordu. Herhalde şifreyi, olur mu? Şifreyi kardeşim bilmeden sonra başkası nasıl çekebilecek? Şifreyi biliyorsa çeker canım. Evet. Yani ama şifreyi biliyor muydu ama? Onu sordum. Ya şifreyi biliyordu ki çekmiş. Demek ki siz ama... arada bir beraberken, alışverişe giderken, kredi kartını kullanırken o da yanınızda. Verdiniz mi hiç beraber kredi kartınızı kullanın diye? Kim biliyor? Müge Hanım kendisi almış. Hayır bu zamana kadar hiç kredi kartınızı vermiş miydiniz gelininize? Al git bununla bir alışveriş yap falan hayır, diye. Hayır hiç bulaştırmamıştım ben kartıma. Hiç bulaştırmadınız. İşte hiç bulaştırmadıysanız nasıl bildik kredi kartı şifresini diyorlar? Ya benim kimliğimden TC'sini almış. Kimliğimden. TC ile olacak iş değil. Ama TC ile ne alakası var şifrenin? Öyle yapılmış. Çünkü onunla ben biliyordum. Başkası yoktu. Ben onu hatta beni aradığı zaman aradı. Dedim benim kredi kartımı neden aldın dediğim zaman telefonumu suratıma kapattı. Başka bir şey benimle konuşmadı. Anladım. Fakat hanımefendi şöyle bir şey söyleyeyim. Özel biçimde. Sizin şifreniz var mıydı? Bunu sadece sizin bilmeniz gerekir. Hocam ben kartı hiç açtırmamıştım. Benim okuma yazmam yok. Tamam. Dolayısıyla bu kartın şifresini bilmeyen bir başka kişi alışveriş yapamaz, para çekemez. Ya evet. Benim telefonuna geçirmiş benim şifremi telefonuna. Cep telefonuna geçirmiş. Şifreyi bir dakika bir şey anlatmaya çalışıyor. Kızlar siz daha iyi bilirsiniz. Ne anlatmaya çalışıyor? Bir dakika durun. Ne anlatmaya çalışıyor? Alo. Ne yapıyorsun? Neredesin? Ne anlatmaya çalışıyor hanımefendi? Bir şey anlatmaya çalışıyor. Cep telefonuma şifresini geçirmiş falan filan diye. Bir dakika. Sizin cep telefonunuzdan ben şifre değiştirmek istiyorum gibi bir şey yapmış. Hayatta öyle bir şey yapmış. Mesajla. Almış. Benim teyzem bile almış. Tamam işte kayınvalidenin telefonuna gelir benim telefonumdan da onu yapmış herhalde diyor. Öncesinde yapar kartın şifresini değiştirir gittiğinde de o gün çeker. Niye yapamasın yani bilmiyorum o sistem var mı? Ben bankacılık hizmeti kullanmıyorum internet falan. Ben şöyle anladım. Bir alışverişte bu kredi kartı kullanılırken bu hanımefendi numarayı söylerken hayır, kaçan öyle demiyor. Kişi de kendi telefonuna bu numaranın şifresini öyle kaydetmiş. Değil. Öyle değil. Öyle diyor. Yani bu şifreyi kaydetmiş. Tamam siz bankanıza sormadınız mı nasıl çekti bu parayı diye? İşte hani benim dediğim gibi şifreyi kendi cep telefonuna getiriyor öyle olabilir dediler. Kendi cep telefonuna şifreyi kaydediyor. Evet. Kendi cep telefonuna şifreyi kaydetmek de olmaz. Niye şifreyi cep telefonuna kaydetsin zaten? 4 haneli bir o değil, başka bir şey anlatmaya çalışıyor. O da ben o sistemi bilmediğim için anlamıyorum. Hiç kimse de bilmiyor. He? Bu kartınız yeni mi geldi sizin? Hayır. Efendim eski kart mı yeni kart mı? Yeni kart.
Bu Müge Hanım. Efendim? Bunun ilk defa girişi değil. Bu dördüncü yapışı bize bunu. 4 defa gitti. Ben bunu hep getirdim. Aman çocuklarımız var. Aman hep idare ettim. Hep idare ettim. Neden bu gitti sefer... sürekli? Sürekli vallahi neden gitti? Melek şey yapıyor, suçluyorsunuz. Hadi bu sefer Melek şey yaptı onu. Hadi kalk git evden dedi. Ondan öncekilerin niye gitti Güllü abla? Vallahi hep kendi gidiyordu yavrum. Bilmiyorum ben. Gidiyordu. Bir insan, tekrar alıp geliyordu. Bir insan evden durup dururken gitmez Güllü abla. Bak bir de şunu söyleyeyim. Bunun biraz, düşün, böyle biraz da denmez ama. Siz dövüyor muydunuz gelininizi? Hayır Müge Hanım, hayır. Ama bak, komşularınız benim... diyor ki kayınvalidesi şiddet uyguluyordu diyor. Gerçi bir kayınvalide de gelinini nasıl döver bilemiyorum ama. Sizin hayır, öyle bir hayır şiddet uygulama şeyiniz var mıydı? Hayır Müge Hanım, hayır. Gerçek bak benim yan komşum var dip dibe. Gelin bak ben onu size bağlayabilirim. Yan komşum var. Ben onu size bağlayabilirim bak. Hiç mi duymadı sesini? Bağırsını çağırsın. Peki bu kız niye kaçıyor dördüncü defadır evden? Valla gidiyordu bilmiyorum Müge Hanım. Hayır gidiyordu sonra sen onu buluyordun geri alıyordun. Diyordun ki kızım niye kaçtın? Ne diyor kocamla mı geçinemiyorum diyor. Ne diyor bir şey de demesi lazım. Müge Hanım hiçbir şey söylemiyor. Ağzı çok sıkı bak kardeşi de olsa ablasına sorabilirsin. Ağzı çok sıkı. Kendini birisi ifade yanlış... bile edebilen kız değil bu. Kendini ifade... ben söylüyorum. Kayınvaliden sana böyle bir söylediği zaman niye geri söylemiyorsun dedim. Peki ama iyi de nasıl şimdi kız kaçmış, gelin kaçmış evden diyorsunuz ki ağzı çok sıkıydı. Söyleyemez. Niye, ne olduğunu, neden olduğunu bilmiyorsanız eve nasıl alıyordunuz? Aynen onu. Yani bir adamla, bir dakika arkadaşlar ya, bir adamla mı kaçtı, nereye kaçtı o cevabı almadan nasıl eve alıyordunuz? Müge Hanım ne yap? Çocuklarım var diyordum alıyordum. Çocuklarım var olmaz. Olmaz, sen de kendi oğlunu düşünürsün. Bir sevgilisi mi var gelir sevgilisi de benim oğlumu öldürür falan diye. Ondan sonra öylelikten alıyordum. Ama, ama hayır ya mesela senin oğlun diyelim ki dövüyor ya da sen dövüyorsun. Geriye hayır, bulduğunuzda hayır özür dileyip geri alıyorsunuz. Hayır Müge Hanım. Hayatım niye o zaman dört kere gitsin bir adamla gezsin dolaşsın kabul mü edeceksiniz? Müge Hanım bir kere sığınma evlerinden çıkıp geliyordu. Sığınma evlerine gidiyordu. Bir yanlış yere gitmiyordu. Tamam ama o sığınma evlerine öyle benim her canın isteğini almıyorlar. O da diyor ki bir darp izi gösteriyor, bir şey gösteriyor falan alıyorlar. Vallahi öyle bir şey yok Müge Hanım. Bak arabaya binerken bile komşu görmüş. Nereye gidiyorsun sabah demiş. Ben demiş çocuğunuza demiş. Da diyorum ki bu kız evinde mutlu çoluğuyla çocuğuyla yaşarken niye kaçıyordu? Niye? Vallahi bilmiyorum Müge Hanım. Müge Hanım bir de bunu kafasına şey sokmuşlar. Ne sokmuşlar? Bak burada şahidim var konuşturabilirim size. Babası bunu 8 sene oldu öleli. Babam boşan gel kocamdan. Babanın varsını sana bağlayacağız demişler. Bunun beynini yıkamış Müge Hanım. Kim yıkamışsa. Bu biraz az kendini savunamayan bir insan. Canım boşanırsa babasından tabii ki dul ve yetim maaşı alacak yani. O eğer herkes öyle düşünse kimse evli kalmazdı. Ama demek i̇şte ki... Onun kafasına kim soktu bunu? Ben onu merak ediyorum Müge Hanım. Bak bir ay olacak. İnan bak bittim ben. Çok üzülüyorum ben bu duruma. Evet. Neredeyse çıksın bir seslensin. Bak Güllü Hanımcığım, bak şimdi Sebahat'ın bir arkadaşı telefonu attığımızda. Efendim günaydın. Alo. Telefon dedi. Bak o da diyormuş ki kayınvalidesi dövüyordu. Hayır Müge Hanım, hayır. Allah seni inandırsın. Öyle bir şey varsa Allah seni ters yapsın. Kolumu kanadımı ıssın. Hayır, böyle bir şey yok. Bunu çekemeyenler arıyor size bağlanıyor. Güllü abla. Anladım. Güllü abla, Tahsin neden yayına gelmiyor? Selma. Efendim? Yavrum bak durumumuz iyi değil. Bak şimdi ben bir de kredi kartı ödeyeceğim. Tamam benim ödeyeceksin. Benim durumum iyi değil. Tahsin'in durumu iyi değil. Oraya çıkamaz. Ya bir komşu yok mu? Bir 100 lira bulup da buraya gelecek kadar bir... Ben diyor gelmem diyor. Yayına gelmem diyor. Neden ama? Ya neden Selma? Artık utanıyoruz ya. Ya ne artık var? Artık utanıyoruz. Ne var utanacak? Ne var utanacak değil. Bir kere değil, iki kere değil. Bir de oraya canlı yayına çıktınız. Tamam, ne var utanacak? Buraya gelip de utanacak bir şey yapmıyoruz ki biz. Ondan sonra, onun için gelmiyor. Bağlayın, saatini de bağlayın. Ya Güllü ablacığım biraz sizden şüpheleniyor aile. Dur ben açık açık konuşayım da siz bu kıza bir şey mi yaptınız diye yani. Bir tane, bak o kredi kartını çeken birisi var. Ya o insanla gitti.
Bak ki o kamera kayıtları gösteriyor kişiyi. Kamera kayıtlarında kişi sizin gelin değil o zaman. Kamera kayıtları başkasına çektiriyor. Başkasına çektiriyor. Kadın mı erkek mi çeker? Kadın mı erkek mi? Erkek. Bir ara verelim. Filizcim bana mesaj atmış. Yeni kredi kartı gelince bir kağıt geliyormuş. Orada geçici şifre varmış. TC kimlik numarasıyla müşteri hizmetlerine mesaj yoluyla mesaj atıp yeni şifre alabiliyormuşsun. Yeni şifrede kişinin kendi telefonu olduğu için müşteri hizmetleri şifreyi göndermekte sakınca görmüyormuş. İşte diyorum size bir yöntem vardır diye. Acaba böyle bir yöntemle mi para çekildi? Bilemiyorum. Hanımefendi de... diğer hanımefendi telefon attığımızda mı? Ya, oturtun bey hanımefendiye. Sabahat Hanım'ın arkadaşıymış. Hanımefendi günaydın. Günaydın Müge Hanım. Buyurun efendim. Alo. Buyurun sizi dinliyoruz. Alo, ben Sabahat'ın çok yakın arkadaşıyım. Evet. Yani Sabahat'ın çekmediği işkence gösterdi. Ne işkencesi görüyordu? Nasıl işkence görüyordu yani? Niye? Yani dayak, eşinden şiddet, hor görme, her şey vardı Sabahat'ın. Eşiyle mi geçinemiyorlardı? Eşiyle, kaynanasıyla. Yani Sabahat evde... Aynen, öyle söylüyorlardı. Ne dedi? Yani Sabahat yeri geldi, makarna da bozuldu. Ne oldu? Her şekilde ızdırat edildi o kıza. Ne oldu, ne oldu? Maşayla dövüldü, sürekli hani argo kelimeler, her şeyi vardı Sabahat'ın. Kim maşayla vuruyor? Eşi, kayınvalidesi. Güllü Hanım böyle mi gerçekten? Güllü Hanım da hatta mı? Hattaydı. Güllü Hanım. Alo. Niye bu taraftan bu tarafa döndüm? Hanımefendi oturtun diye değil mi arkadaşlar? Hani bayılıyorum lep demeden leblebi anlayan insanlara ama. Alo Güllü Hanım. Peki hanımefendi ben size sorayım. Yani sizin kız arkadaşınızın da böyle Sabahat'ın da bir görüştüğü falan birisi var mıydı? Size anlatır mıydı? Ablacığım telefon bile kullanmıyordu. Evden çıkmıyordu. Yazık günah yapmasınlar kıza böyle şey. O kadara kadar diyorsun yani. Yani. Güllü Hanım. Alo. Ne oldu Güllü Hanım? Hatta mı değil mi? Hayır, tamam. Güllü Hanım. Güllü Hanım. Bakın arkadaşı diyor ki köle hayatı yaşıyordu. Cep telefonu bile yoktu. Dışarı çıkamazdı. Dayak yiyordu. Doğru mu bu iddialar? Bak Müge Hanım. Efendim? Bunlar, bak bunların hepsi yalan. O kimse Allah'a havale ediyor bunu da. Bak bunun telefonu vardı. Bu sefer ablasına gitti bundan önce. Ha. Eve geldiğinde telefonu yoktu. Ben buna dedim Sedat telefonun nerede dedi. Ha. Ben telefonumu zaten götürmedim dedi. Bu kimse bunu Allah'a havale etti. Bunu anlattıklarının hepsi yalan. Anladım. Hadi biri yalan söylüyor. Öbürü yalan söylüyor. Sağdan soldan duyduğumuzda mı yalan söylüyor? Bak bu yalan. Bunların hepsi yalan. Ben Allah'a bak Allah'a can vereceğim. Benim bu akrabam ben elim değildi bak. Bu benim akrabam. Ben bunu kesinlikle hiçbirisini yapmadık biz. Ha, sizin akrabanız şey mıydı gelininiz? Neyinizdi? Evet. Neyinizdi? Bizim amcamız bu. Benim yeğenim oluyor. Benim amcamız bu. Ben bunu Müge Hanım kesinlikle bunları yaşamadım, yapmadım. Anladım. Kim bunu bağlandıysa Allah'a havale ettim ben bunu. Bak sen tansiyon hastası Müge Hanım. Anladım. Ben bir de, ay ben olacak. De. Ben bittim. Neredeyse çıksın. Sedat beni dövdüler, bana işkence yaptılar desin. Bunlar yalan Müge Hanım. Yani size bir şey söyleyeyim mi? Onun tabii sizin ona nasıl bir tavır sergilediğiniz şikayete bağlı bir suç. Gider hakkınızda suç duyurusunda bulunur. Yapmak istediğini yapar. O kısım ayrı bir mevzu. Benim için önemli olan şu. Acaba Sabahat gerçekten ortada mı? Gitti mi? Gittiyse niye sizi aramıyor? Gerçi orada da aramıyor ama. Hayatım orada da şunu bilemiyorum bak. Yani 4 kere daha kaçtı evden diyor kayınvalidesi. Evet. Yani bir kardeşiniz bir kere kaçtı tamam. 2 kere kaçtı. Üçüncüsünde sizin de onu biraz yanınıza almanız gerekmez mi? Yani bir daha gitmemesi için sizin de bir yol yöntem bulmanız lazım.
Yani... Kardeşlik böyle bir şey ya, akrabalık böyle bir şey ya, zor biliyorum. Diyeceksin ki bana Müge benim işte kocam, ekonomik şartlarım, çoluğum, çocuğum ama hiç mi bir insanlar bir araya gelip... Bize kendini ifade edebilseydi biz yine göndermezdik bu sefer. Hayır, Müge Hanım de... demeye çalıştığı şey şu. Bu da başka şimdi, bir arkadaşım. Bu dört kere kaçtığına göre bu kaçışın nedenlerini en azından profesyonel birisinden yardım alarak öğrenebilirdiniz. Bu neden kaçmış, niçin kaçıyor, hangi sıkışıklıklardan kaçıyor? Evet yani ne oluyor kaçıyor? Yani? Bakın bir arkadaşı daha telefon attığımız demiş Sebahattin. Efendim günaydın. Günaydın, merhaba Müge Hanım. Buyurun. Ben gözümle şahit olduğum için bile bir söylemek istiyorum. Ben evet. Onların çok yakın bir tanıdığıyım. Evet. Dışarıdan gelinleriyim daha doğrusu. Evet. Ya bu Sabahat rahmetli Hasan abiden şiddet gördü. Benim gözümün önünde hakaret dolu. Elle olsun aynı şekilde kayınvalidesinden. Ki eşinden zaten fazlasıyla şikayetçiydi. Garibim o kadar sessiz sakin bir insandı ki kimseye bir şey diyemezdi. Bundan önce evet birçok kez kaçmışlığı vardır bu kızın. Ama bu kızın kaçmışlığı şiddetten, hakaretlerden, birçok şeyden hani onlardan gördüğü huzursuzluktan nedeniyle kaçıyor. Gözümle de gördüm, kulağımla da duydum. Sabahat beni çok iyi bilir, çok iyi tanır. Böyle arada sırada konuşurduk, arardı beni. Bundan işte kaçmadan 1,5-2 ay önce sanırım gene beni aramış. Kızımla görüşmüştü. O zaman da ben telefona bakamamıştım. Yemekle mi ne ilgileniyordum herhalde. Ondan sonra işte dertleşelim, konuşalım falan demiş. Arası benimmiş. Daha sonra unuttum gitti kızcağızı. Keşke o gün arasaydım da bir konuşsaydım. Belki büyük bir derdi vardı. Veyahut da bana anlatması gereken bir şeyler vardı. Yani sizin ya, rahmetli ya, abi dediğiniz de kayınpederi mi? Evet evet kayınpederi. Peki, peki şunu anlayamıyorum. Şimdi o sonuçta eve gelen bir gelin ya. Niye yani gelin dövülür? Ne olur da iş dayak boyutuna gelir? Benim size şöyle söyleyeyim. Yani sizin mesela şahit olduğunuz olayda ne oldu da kayınpeder geline şiddet uyguladı? Ya çocuk ağlıyor. Ondan sonra küfürlü bir şekilde işte bakmıyor. Ondan sonra kızcağız bir şey deviriyor. Ondan sonra yine aynı şekilde küfürlü bir şekilde şiddet. Ağız dolusu. Bir kere tekmelemişliği vardır rahmetlinin gözümün önünde. Ki eşi bir tokat çaktı. Ben ömrü hayatımda ben böyle, yani bilmiyorum. Evet ben de şiddet gördüğüm için eşimden ayrılma aşamasındayım. Bunun sülalesi herhalde böyle. Kadına şiddete meyilliler. Tabii bütün sülaleyi katmayalım işin içine de. Yok hayır ben birçoğundan duyuyorum. Sadece anladım. Ben Sabahat falan değil. Anladım. Ay sizin de evet. Allah'a yardımcınız olsun. Amin. Ben çok şükür ki çalışıyorum. Ekmeğimi kazanıyorum. 9 aydan beri de ayrıyım. Çok şükür kurtuldum o sülaleden. Eşinizden diyelim. Dediğim gibi yine sülaleyi katmayalım. Evet. İçine de. Yani Sabahat da kurtulmuşsa iyi yani. De hani bu anlatılanlardan. Ama kayınvalidesinde yalan söyleyecek hali yok. Kredi kartımın 2 kere çekilmiş bir adam çekmiş falan diyor. Şimdi bu kadar mağdur insanları da hani hep söylüyoruz ya böyle kuzuları bekleyen kurtlar var yani kurtlar da demek lazım sırtlan bunlar böyle yani bir leşe dadanırlar ya. Evet maalesef. Yani bunlar tabii çok böyle içine kapanık falan olursa birileri de geliyor kullanmak için alıp istediği her yola sürüklüyor. Ben üzülüyorum. İnsan başka arayanlar da varmış döverlerde diye. Gülle Hanım hatırlamıyor herhalde. Evet Gülle Hanım hatırlamıyor herhalde. Telefonda hanımefendi diyor ki çok şükür ben çalışıyorum. Yani bir ekonomik bağımsızlığa sahip insan. O yüzden ben ayrılıyorum. Sahsin de bağlanacaktı bugün telefona. Çoğu niye bağlanmıyor acaba? Bu ekonomik acaba? İmkana sahip olmadığı için şiddete ister istemez boyun büküyorlar. Halbuki insanların, bayanların özellikle belli bir tahsili olsa, belli bir ekonomik bağımsızlığa sahip olabilecek imkanda olsalar, İki kişi evlenir, belli bir süre yürür, yürümez. Yürümeyince o şiddete de tahammül etmeye, boyun bükmeye gerek yok. Alırsın ekmek paranı, kazanma imkanın var. Tahsin de telefona bağlanmasını istiyorum. Açmıyormuş telefonu. Açmıyor işte. Biz buraya çıktık diye bana kızdılar. Niye çıkıyorsunuz oraya diye. Hayatım 22 gün geçmiş. Tabii ki kardeşini arayacaksın yani. 22 gün. Koskoca 22 gün yani. 1 saat, 2 saat, 3 saat değil. Hoş o bile çok endişe verici. 22 gün evli, barklı, çoluk çocuk sahibi kadın. Küçük de
Yaşı da küçük. 28 yaşında. İki tane çocuk annesi değil mi? İki çocuk annesi. Evet. Tabii. 7 yıllık evliymiş. Biraz böyle senin kardeşin şey miydi? Saf bir kadın mıydı? Saftır. Kendini ifade eden bir kız değildi. Hayır, kaça şimdi kadar okudu? Ortaokulu bitirmemiştir. Bitiremedi. Aynen. Niye bitirtirmiyorsunuz? Ben evliydim o zaman. Onlar Düzce'deydiler. İşte hayatım yani 28 ortaokulu yaşında gayet okulun mi, okulun. Ortaokulu terk mi etti? Orasını hatırlayamıyorum hocam. Vallahi. Bu çok önemli ama ikisi birbirinden farklı. Yoktur elinde ki ortaokul da yok artık. İlkokul diploması bile olmadan işte böyle kızlarımız perperişan oluyorlar. Ya gören bilen varsa inşallah bir kadın sığınma evindedir. İnşallah birinin yanına sığınmış. Hayatta olsun da sen bir kız kardeşine de seslen lütfen. Biraz çok konuğumuz var. Biraz müsaade ederseniz. Buyurun. Sebahat, bir daha geri vermeyeceğiz seni. Söz veriyoruz. Abim de öyle söylüyor. Bize vermeyeceğiz gerisi geriye. Bizi duyuyorsan burayı ara. Lütfen bak. O çocukları da alacağız orada. Kaç yaşında çocuklar? Küçüğü 4 yaşında, büyüğü 7 yaşında. Çocuklar bile beni annem dövüyor, babam dövüyor dedi. Çocuklar bile söyledi yani. Aa, böyle eli de alıştırmamak lazım yani herhalde. Değil mi? Ya sen bir geri dön de inşallah bizi izliyorsun hayatım. Sen bir ara bir hayatta olduğunun bilgisini ver. Ne yapıyorsan da yapıyorsun. Yani yetişkin bir kadınsın sonuçta ama yardım edebileceğimiz bir şey varsa ailenin dışında ben de yardım etmek isterim. Nerede duracaksın? Öyle 1500 lirayla 22 gündür geçinilecek bir durumda yok yani. Esenyurt Kıraş'ta görüldü diye tamam, aradığım zaman. Esenyurt Kıraş'ta ise bulur bizim izleyicilerimiz şimdi onu. Kimse bulmadan o da bize geriye dönerse daha iyi olur. Bu arada efendim bir kaybımız daha var. 56 yaşında. Evli 6 çocuk babası. Ali İhsan Güney. İstanbul'dan kayıp. Gazi Osman Paşa 18 Temmuz'da kayboldu. Kaybın üzerinden 3,5 ay geçmiş. Eşi ve siz de ablası mısınız? Ben ablası. Evet, gelin görümce gelmişler. İstanbul Gazi Osman Paşa'da yaşarlarken o gün yine her zamanki gibi evinden işine gitmek için ayrılmış. Eşiyle 3 gün konuşmuş. En son gece saat 22'de konuşmuşsunuz eşinizle. Tramvayda olduğunu söylemiş. Biraz alkollü müydü konuşurken? Alkollüydü. Alkollüydü. Sonra saatler gece 24'ü gösterdiğinde telefonu kapanıyor. 3,5 aydır kendisinden haber alınamıyor. Tramvayda konuştuğunda nerede olduğunu söylemişti. Tramvaydayım geliyorum dedi bana. Tramvayda da bilmiyorum hangi tramvayda. Nerede çalışıyor? Çalıştığı yeri benim oğlan biliyor. Yok ya semt olarak. Şimdi semt siz olarak yat şuraya. Gazi Osman Paşa'dasınız. Nerede? Unkapanı. Unkapanı'nda çalışıyor. Unkapanı'nda çalışıyor. Şimdi sizin de şüphelendiğiniz bir şey var. Biraz define işiyle ilgili bir şeymiş sanırım. Evet. Bu öyle mi? Define işine gidiyordu ara sıra. Ama bu o kadar durmuyordu. Bir adam bu oydan önce bir ay gitti. Haziran gibi ondan sonra gitti. İğne Adası'nda bir yere gitmiş. İğne Adası'ya çalışmaya gidiyorum diye gitti. Valizini aldı, çamaşırlarını aldı. İğne Adası'ya gidiyorum diye gitti. Orada bir ay çalıştı. Telefonu yine o arada kapalıydı bunu. Köye gitti, oy kullandı. Köyden oy kullandıktan sonra geldi. İğne Adası'ya gitti ne yapmış? Çalışmış. Nerede, ama nerede çalışmış? Bilmeyen nerede çalışır o. Define mi kazmış yani? Define mi kazdılar? Bilmiyorum. Siz daha mı iyi biliyorsunuz? Ben yok bilemiyorum. Kanımı biliyor mu? Ondan şüpheleniyoruz. Onu adam devamlı sıkıştırıyormuş geri gelmesi onu için. Onu şimdi Allah biliyor. Ondan sonra bir adam işte o adam sürekli aradı, sürekli aradı. Ondan sonra Ali geldi. O da hiç gelmeyeceğim diyemedi. Ondan da biraz korkuyordu. Yılmaz da mı? Yılmaz mı arıyor onu? Yılmaz değil. Öbürki adam Yılmaz da arıyordu. Yılmaz'dan para almış. 5 milyar tefecilik yapıyormuş bu. 5 milyar almış, 10 milyar ödedi dediler. Ben bu Ali gittikten sonra... Onu kapattılar, o konuyu kapattılar. Konuyu kapattılar. Şimdi beyefendi bu İstanbul'dan... Aslında, yani İstanbul'da en son tramvaydayım dedi. Aslında... gider mi hayatım baban? Yani böyle sizden kaçıp gider mi? Öyle bir ruh hali var mıydı? Yoktu, öyle bir ruh hali yoktu. Unkapanı'nda ne işle çalışıyordu? Mermer işi yapıyordu en son Unkapanı'nda. Ha, inşaat işinde mi çalışıyor baban? Evet. Böyle bir iş olduğu zaman... Yapıyor, evet. Ha, sürekli Unkapanı'nda çalışmıyor. Yok, bahçeli yok. Evlerle de bir iş olursa orada evet çalışacak. Alkol kullanır mıydı? Kullanırdı. Ne taraflarda içki içmeye gidiyor? Yani nerede olursa hani tam olarak belli bir yeri yoktu ama alkol kullanıyordu sürekli.
Kaç yaşında da adam? 56 yaşında. 56 ya zaten trafik kazası da geçiyordu. Çok sağlam. Defineyi kazacak bir adam değil yani. Bacaklarında platin var. Kafasında yani şey çatlak var. Yani hasta. Ameliyat oldu kasiyene. Şeyi yok yani aslında. Define kazacak bir... Önceden siz Adıyaman'a gittiniz gitti. Mi peki? Yani o gün bir kaza bela olmuş mu? Bir trafik kazası bir şey. Ben çok hastaneler aradım. Polisi aradım. Polisle gittik. Oğlan gitti polise. Bir adli tıpa falan baktınız mı? Yok bakmadık. Ben hastanede çalışıyorum. Ben karakola iki kere başvuru yaptım. Onlar baktıklarını söyledi. Şu an herhangi bir haber yok bana dedi. Bana da define için biraz hani yaşı... daha ileri geldi. Ne bileyim şimdi 20 yaşında zımba gibi çocuk bulursun da iki kalsın yani. Şimdi niye 56 yaş? Kendisi Müge böyle şey mi var? Haritaları maritaları öyle bir şeyle yok, mi? Müge Hanım şey de onu bu define işini bilmeyen, define işine gitmezdim ya bu seferki. Bu seferki bu adamdan korkuyordu. Bana söylemeyordu. Hep dışarıda konuşuyordu. Saklı saklı konuşuyordu. Defineciden mi korkuyordu? O adam arayan adam. Arayan adam İğne kim olduğunu bilemeyen. İğne adasında çalıştı. İğne adasında. Evet. İğne çalıştığı ha. Adam o adamın kim olduğunu beni de aradı. Ben dedim ki sen Allah'tan hiç korkmayamışsın ya dedim. Bu adam dedim bir ay çalıştı. 5 kuruş para vermeden geldi. Ondan sonra dedim gelsin istediği parayı vereceğim dedi adam. Adama gelmeyeceğim diye verdi. Ben çalışıyor Ali iş buldu çalışıyor burada. Yine onu İğne Adaya çağırıyordu. Ha oraya çağırıyordu o adam. O adamı aslında ben konuşmalarını duysam peki, konuştuğu konuşmadan anlarım. Kevra'cığım bir oğlunu sen bir içeri alsana. Bir Kevra Hanım bir yanına gidin. Dur sizi de alalım. Yani bir adli tıpa da bakın. Şimdi sizin anlattığınızın İstanbul'un orta yerinde İğne Adada değil orada burada değil tramvaydayım sen diyor. Alkol işte, nereye gider? Gelin beraber de ben ya. Sizi alayım. Sen git. Tamam, tamam gitsin tamam. Nazlı gitsin tamam. Bilemiyorum yani bence gidip bir baksınlar çünkü bu biraz ne bileyim evet. Şimdi durup dururken insan İstanbul'un orta yerinden değil mi nasıl kaybolur? Sonra bayağı da zaman uzun zaman geçmiş. Evet 3,5 ay geçmiş yani. 4 aya yakınlaştı. Ben bunu şeye de şey yaptım polise de sordum dışarı bana dedi ki dışarı gideceğim dedi bir akşam 25 gün önce yine içgülü geldi. Dedi en çoğunu sahibecikler bu paranı dedi. Ne parasını? Ha dışarı bir adam götürecek beni. 3,5 milyar para isteye dedi. Götürecek adam. Ben de dedim ki dedi. Amacım hiç anlatamıyorsun. Ne anlatıyorsun hiç anlamıyoruz. 3,5 milyar para istemiş. Kuzum be. Kimden 3,5 milyar istemiş? Şey o götürecek adam. Dışarı götürecek nereye adam. Nereye götürecek ne? Hani dışarı gideceğim dedi ya. Dışarı ne demek yani? Ya dış ülkeye yani. Dış ülkeye gidecek. Ha. Ne iş yapacak orada? Mermer işi dedi yapacağım dedi. Ondan sonra oraya... Bir adam ondan 3,5 milyon lira, 3,5 milyon lira istemiş demiş ki... İçgülüydü. Bana öyle anlattı işte. Ondan sonra dedi böyle dedi. Söyledi. Ben de oraya gidince versem olur mu bu parayı? Hı. Dedim dedi kabul etmedi dedi. Ya adam ev taşıyacaktık. Ev tuttuyduk yani. Sen öyle ne bir... kadar güzel bir kadınsın. Maviş canım. Ya bırakıp gidecek bir gidiyordu ara sıra ama böyle bu kadar yani... Nereye işte... gidiyordu bırakıp? Ya yani işte doğru mesela köye gider, cenazeye gider. Hani öyle çok süsüne... Ama haber verir. Gidiyorum der de süsüne püsüne şey değildi. Hani işte doğru gider. Hani şeyine. Nasıl yani süsüne püsüne? Ya işte doğru gider mesela. İş çamaşırlarını zaten iş başıca kullanırdı. Ya öyle başka kadına kıza falan gitmezler. Yok, öyle, işe gider. Ya işe gider. Öyle huyu yoktu. He. Öyle huyu hiç sen duymadım. Sen zaten çok güzelsin yani. Seni bırakıp nereye gidecek canım teşekkür yani. Teşekkür ettik. Sağ olun. Belli. Bak ne olsun. Güzel orada işte. Oturuyor işte kadıncağız yani. Canım benim. Dur bakalım inşallah. İnşallah bulundu mu canım? İnşallah yani buluruz inşallah. Çok zor kayıp olan ya kayıp zor. Allah yardımcın olsun dur bakalım inşallah amin, size iyi amin. Bir haber veririz. Belki bir hastanede bir yoğun 14, bakımda falan 14 yaşında izleyicilerimiz sanırlar. 14 yaşında kızım var o kız gece gündüz ağladı haftalarca ağladı. Bir hafta camda bekledim gelecek diye yok. Ama kız anne sen alışmış olabilirsin ben alışamadım dedi. Gelmiş bir akşam babasının rüyasını görmüş. Bir daha akşam... evvel de gidip haber vermeden 3,5 ay gittiği oldu mu? Olmadı. Tamam. Daha gençlikte gitti bir kere. O zaman gitti bir kere. O zaman nereye gitmiş gençlikte? O zaman işte define işine gitmiş bulaşmıştı ona. Zaten gelememiş yani o zaman anlattı. Bulaştı. Define. Ha. O zaman bu define de ayrı bir mevzu. Bu defineyi bir kere 25, bulaştı mı insanlar Hanım, bunun parayla parasızlıkla eğitimle hiç alakası Müge yok yani. 25 sene oluyor o yani o olalı. Çocuklarım hepsi ufaktı. Anladım. Dur bakalım inşallah define işi değildir o sıkıntılı bir şey. Girelim bandımızı. İsmi geçti mi kötü kokular evet. Başladı. Hatay İskenderun'da kayıplara karıştıktan sonra eşinin herkese öldüğünü söylediği 5 çocuk annesi Nalan Şimşek'e ne olduğu sorusuna en net cevabı küçük oğlu vermişti. Çocuk babasıyla beraber bir mezar yeri kazdıklarını anlatıyordu ve
çok enteresan ifadeler kullanıyordu. İşte daha evvel içinde asker gördüğüm, duvarları çatlak çatlak yerin önünden geçtik, kazarken orayı gördüm falan diye bir şey anlatıyordu. Valla o çocuğun çatlak dediği yeri bulduk hakikaten. Belen'de şu anda ve uzun yıllardır faaliyet gösteren tek bir tane jandarma karakolu var. Bu jandarma karakolu Belen ve çevresi olmak üzere geniş bir bölgeden sorumlu. Duvarları ise belirtildiği gibi kamuflaj şeklinde. Öyle bir yer olmalı ki ağaçlık olmalı, askeriyenin yakınında olmamalı ama bu duvarı da görebilmeliler. Bulmaca bu. Kardeşinin akıbetini öğrenmek için Almanya'dan gelen Neslihan Hanım'ın bu olayla ilgili şüpheli durumdaki Mustafa Şimşek'in evinde kalması da eleştiri konusu olmuştu. Benim o hiç eşim olmasın, benim çocuklarımın babası olmasın. O biz öz möz haladayı çocuklarıyız. Ben istediğim zaman onun evine gidebilirim. Gidemez. Ama Neslihan ne sıfatla onun evinde kaldı, ne sıfatla benim evimde ben kaldı. Ben çocukların teyzesi olarak sabaha kadar, ben sabaha kadar benimle oturuyordu. Ben o çocuklara sahip çıkmak zorundayım. Ben sohbet seni bağlı ediyordu, bir kadın olarak sürekli gördüm. Sürekli bacısını karalıyordu bana. Ben? Evet sen. Allah'tan korkun. Demedin mi çocukların başında bir siz varsınız. Başka kimse yok dedim. Yok ben kendine dedim. Kim al götür dedim. Babaların izin al. Al götür. Ben götüremem dedim. Böyle yaptım. Ya. En sonunda ya, ne yaptım? Korktum evden. Ben çocuğum böyle yaptı. Gitmeyeceğim dedi. Neslihan Hanım ise kayıp kardeşinin eşiyle aynı evde kalmasını, yeğenlerini görebilmek için başka çaresinin olmamasına bağladı. İnsanın eniştesiyle aynı evde kalmasının çok uygun karşılanmayacağını biliyor olman lazım. Müge Hanım önce dedi ki çocukları sadece benim yanımda görebilirsin. Tamam bu benim için tamam, sorun değildi. Parka götürdün, çünkü lokantaya götürdün, evet, gitti babaları. Sen de gittin otelde gelelim. Kaldın. 6. ayda tekrar mahkemeye geldiğimde eğer otelde kalırsan sana çocukları göstermem dedi. Sonra çocuğun sünneti, onun bir anneye ihtiyacı var, şefkate ihtiyacı var. Yanında birisinin olması lazım. Hani çocuklar için de bazı şeyleri yapmak zorunda kalabiliyor musun? Evet kalabilirsin. Fakat o sırada sizin gösterdiğiniz tavır aslında yanlış anlaşılan. Yani gidersin çocukla ilgilenirsin ama diyorum ya mesela şimdi o kişiyle aynı masaya oturman mümkün değildir. Çünkü ona bakınca boğazından su geçmez. Nasıl gidersin de kumsala denize peki, girip balık pişirirsin? Şey olmaz, olur mu? Hayır ama o çocuklar için ben de bu kadının evine girmek zorunda kaldım. Orada oturmak zorunda kaldım. Ben orada şimdi nasıl durdum? Şimdi zorla bir şey yok. Çok gayet bu kolay güzel annenin yaptığı bir şey. Evde zorla alıkoydu, öyle diyor. Cezaevine ne, hangi sıfatla ziyaretine gitti? Hesaplaşmaya giden insan acaba benimle evlenecek diye bir şey yapmaz. Bunu savcının da söyledi. Bak evet, savcının da söyledi, polisler de söyledi. Bu adam dedi tehlikeli. Kelli bir adam, uzak dur dediler. Babanın doğruysa hayır. Tehditlerinden de korkmuyor. Hayır. Hiçbir doğruysa doğru. Korkmuyor. Bak doğruysa doğru, yalansa yalan. Doğru. Ben şunu diyorum. Siz babama sormadınız mı? Çocuğumu göreceğim. Evde kalsam ne olur? Otelde kalsam ne olur? Dedim. Peki cevap ne dedi babam? Çocuklar burada dedi. Burada kalın dedi. Çocuklar burada. Babanı kendini tanımıyor musun neler? Benim ya, yanımda göreceksin. Da. Dedi. O zaman için bunu soruyorum. Baba şimdi hayır sorusu hayır. Mesela hayır. Hayır ne alakası var? Kadın nerede? Kadın ne bileyim, bunu siz bileceksiniz. Nerede? Siz bileceksiniz. Hayır. Siz bileceksiniz. Hayır. Siz bileceksiniz. Bu düşecek. Hayır. Siz bileceksiniz. Hayır. Annem söyleyecek. Neslihan Hanım söyleyecek. Mustafa Şimşek söyleyecek. Sen bana şeyi söylesene. Avukatı ona tavsiye etmiş. En iyi anne teyze olur demiş. Ben de böyle bir şey mümkün değil. Tamam işte. Ama bana evlenme teklifi edilmedi. Ama bu evlenme teklifi. İki bayan daha var. İstemiyorum ama. Hapise girersem de çocuklar sende olacak diye söyledi. Evet. Girmezsem bende kalacak dedi. Girersem sende çocuklar diye dedi diye desene. Seni ama öyle kandırdı. Sen de o yüzden ona sustun demedin. Ama aynı adam da Neslihan'daki izni çocukları göstermeyin dedi bize. Ya işte bu niye için evet. Müge Hanım. Benim için. Yeşil ışık yakıyor bir öbür tarafa. Her iki kadına da aynısını yapıyor. Evet. İki tane çocuğu annesi yüzünden hortumla dayak yemiş kadının eline bırakmak hangi teyzelik, hangi yeğenlik? Nasıl ki yani? Için zaten. Aa işte onun için de gelirdim. Adam ayakta suçluyorum. Evet ayakta suçluyorum. Sana. Bana tüh değil. Sana. Ya sana. Bu bir niye vermedin? Sana herkes terbiyesini ortaya koyuyor. Sen yaptın bana bunları. Anla ya. Bunu diyemezsiniz hanımefendi. Bakın çocukları alıp yurt dışına götürebilmek için aile mahkemesine başvurur. En yakın dereceden teyzesi benim der. Bugün başvurur. Aile mahkemesi yarın kararını verir. Siz bunu söyleyecektiniz. Geçici velayet size verecekti ki Almanya'ya da götürebilin diye. Nalan Şimşek'in ablası Neslihan Hanım cezaevindeki Mustafa Şimşek'le görüşmeye neden gitmişti? Bir başka eleştiri konusu da bu görüşmeydi. Seda ile bizim bir konuşmamız oldu. Nalan'ın ilk eşiyle, eski eşiyle bir konuşmaları vardı onların. İşte senin annen oraya İskenderun'a kardeşini mi aramaya gitmiş?
Mustafa Şimşek'i cezaevinden çıkarmaya mı gitmiş diye bir mesajlaşmaları vardı bunların. Bak şurada da şunu kullandım ona. Canım dedim, annenin de cezaevine gitmesi normal değil yani dedim. Özgür Hanım'a yatıp kalkıp dua etmeniz gerekiyor evet, ki. Evet ediyorum. Bu ettim. Başımın üstüne koydum. Kardeşinizin cinayetini ortaya çıkarttı. Ama ne zaman Mustafa Şimşek'in mahkemesine kaldı? Bir ay Özgür Hanım döndü, Gülay Hanım'la kol kola geldi. Çünkü sizin o evde kalmanızı kabul edememiş o mahalleli. Onlar Nalan'ın öldürüldüğünden çok eminler. Eminler. Öldüren kişiden de eminler. Eminler. Size tepki göstermelerinin nedeni o. İki tane oğlu o adam için katil demiş. Kendi çocuğunun annesini yanına alıyor. Ne yapıyorsun? Oğullarının ona verdiği ifadeyi milletin gözünde alaşağı ediyorsun. Ben kocama güveniyorum diyorsun. Teyzeyi çağırıyor. Teyze geliyor orada yiyor içiyor gayet mutlu mesut. Konu komşuya ne mesaj veriyor? Bakın arkadaşlar ben suçsuzum. Benden şüphelenilse karımın kız kardeşi gelir de bende kalır mı diyor. Sizin bir olmanız lazım. İşte bir. Birbirinizle dövüşürken vakit kaybediyorsunuz. Mustafa Bey'le arkadaşlarımız konuşuyorlar. Kendisi uygun gördüğü bir zamanda programa bağlanacakmış. Tabii saygı duyarım. Bence son derece zeki bir insan. Yani neyi nerede ne söyleyebileceğini yapabileceğini son derece seçebilen bir insan. Sizler de belki de hani bu zamanları da hesaplamış bir insan. Onun söylediği şu. Nalan gitti geri dönecek. Yanlışım var mı? Nalan gitti geri dönecek. Sonra demiş ki ben size bir sürü fotoğraflar verdim. Niye yayınlamadınız? Yayınlamamamın nedeni sizin çocuklarınızı göstermemek. Yani bir tane orada tek çocuk olan vardı. Hani onu hemen buzlattım ki o yüzden göstermedim. Yani gönderdiği fotoğraflarda zaten baldızıyla çocuklarıyla beraber işte gittikleri piknikler, sarılarak çekilen fotoğraflar falan filan. İkisi değil sarılarak yani çocuklarla beraber bir aile pozisyonunda. Bunu söylemesinin nedeni ne? Yani ben orasını şey oldu yani ne? Yani o fotoğraflardan bizim ne çıkartmamız gerekiyormuş? Müge Hanım, Mustafa Bey'e göre o fotoğraflar yayınlanırsa Neslihan Hanım'la olan aslında onların durumları çok daha samimiymiş ve Neslihan Hanım burada yalan söylüyor. Doğruları anlatmıyormuş. Eğer Neslihan Hanım Mustafa Bey'le evlenmek istemiş. Eğer Mustafa Bey kabul etseymiş Neslihan Hanım aslında buraya gelip kardeşini aramazmış. Orada bir problem çıktığı için Neslihan Hanım aslında kardeşini aramak için programa gelmiş. Yani nedeni bu. Onu ortaya çıkarmak tamam, için. O zaman yani Neslihan mı öldürmüş kardeşini? Öldürmeyle ilgili olarak o zaten gitti diyor Müge Hanım. Yani o gitti başka bir yerde ama biliyor Neslihan demek Hanım'la ki. Böyle söylesinler de başka bir yerde çok emin gittiğine yardımcı olsun çıkaralım ortaya kurtulsun. Yani açıklasın o zaman şöyle nerede? Bir şey var ama Neslihan Hanım, şimdi siz böyle söylüyorsunuz da beyefendi, Neslihan Hanım buraya geldi de, mesela daha doğrusu şöyle söyleyeyim, Neslihan Hanım buraya gelip anlattığında ilk hikayeyi, ben böyle bir şey olmaz dedim. Hatta işte burada, yüzleri de burada, dedim ki bir dakika dedim ya böyle şey olur mu yani, kocası gidecek her yere Almanya'da öldü diyecek, gömdü diyecek, gene gelecek, sonra yine nasıl dışarıda, bu dedim oturmuyor dedim. Sonra dosya ve diğer konu komşuyla konuşunca, aynı olayı anlatınca, hadi canım oldum yani. Şimdi birisi size anlatsa buna inanmazsınız. Öyle değil mi? Yani çünkü hem girmiş hem dışarıda hala cezaevine girmemiş. Her şey ortaya çıkmış falan. Sonra yani Neslihan Hanım bunu iddia edip de Neslihan Hanım'ın iddiaları desteksiz kalmadı ki. Bütün mahalle, işte kendi çocukları, ilk eşi falan da aynı şeyi söylüyor. Yani şeyi anlayamıyorum ben. Mustafa Bey ile Neslihan Hanım ne yaşamış olurlarsa olsunlar. Bakın yaşadılar demiyorum. Ne yaşamış olurlarsa olsunlar. Neslihan Hanım öldürdüleri değiştirmeyecek ama Mustafa bu. Bey ile Neslihan Hanım Mustafa Bey'e aşık olsun evlenmek istesin. Hatta evlenselerdi. Şu an evli olsalardı. Olamazlar hoş. Daha nüfustan düşmedi asla, tabii gayet çıkmadı da. Böyle bir şey. Hayır ondan bahsetmiyorum. Bunlar da olsaydı. Ne değişecekti? Yani hani bunu sormuşsundur herhalde. Ne değişecek? Ömer'in babamı öldürdü. Mustafa Bey, Müge Hanım zaten eşinin öldüğünü kabul etmediği için ben o zaman öyle söyledim. Neslihan da zaten buna inandı. Benim yanımdaydı zaten. O da kardeşinin gittiğine inanıyor. Ne zaman ki ben onunla evlenmedim ondan sonra kardeşinin öldüğüne inanıp o programa gelmeye karar verdi. Selçuk Bey ile ilgili olarak da oğullarınız da yani oğlunuz da böyle söylüyor Ömer için dediğimizde de zaten oğullarım özellikle Selçuk Bey için beni zaten sevmiyorlar ki Selçuk'un bize yapmadığı kalmadı. Yani evimi, eşyalarımı satmaktan, evlerimi satmaktan, evimin içindeki
alkolleri falan varmış. Her şeyimi sattı yani. O zaten beni sevmiyor ve benden nefret ediyor. Onun için öyle söylüyor yani. Sorun Gülay Hanım da en yakın tanıdığıdır. Tanığıdır. Gülay bunu söyler size, neden orada söylemiyor diyor yani. Bir de ben şeyi söyleyeceğim Müge Hanım. Hayır yani pardon. Aynı şeyi. Yani sana. Şey miydi? Şey miymiş? Yani gitti, geri gelecek. Evet, gitti. Eğer ben Neslihan'la evlenmeyi kabul etseydim, Neslihan benim hakkımda kötü düşünmüyordu. O nedenle diyor. Bakın o fotoğraflara bakın. Hayır, beni buna Neslihan inandıramadı benim, işte. Hayır, Neslihan benim en baştan beri ona bir şey yaptığımı düşünmüyordu. Biz çok mutluyduk. Benimle evlenmek istedi. Evlenmediğim için. Hayır. O da dur yalan. Aşkım ben onu söylediğini söylüyorum. Durun. O yüzden Nalan şimdi gitti diyor. Öldürüldü diyor. Aslında gittiğine inanmıştı diyor yani. Doğru mu anlıyorum? Niye evet. bağlanmıyorsunuz Mustafa Bey? Şimdi Kebriye Hanım'la hani böyle kulaktan kulağa konuşmaya gerek yok ki. Sonuçta siz söyleyin. Selçuk da sizin evinizi, malınızı, mülkünüzü hani siz cezaevinde kalın da satabilsin diye böyle yapıyordu. Peki şey ne oluyor? Gülay? Gülay etkisiz eleman. Peki Hüseyin'in mesela annesini satacak. Hüseyin geldi buraya, annesini satacak. Özgür neyi satacak? Biz hepimiz suçluyuz zaten Müge Hanım. Tek herkes suçsuz o. Yalan. Tek saf o. Buradaki herkes. Sen de adamın alkol şişelerine kadar alkol Müge biriktirilmiş, alkol onlara kadar satmış diyor. Kesinlikle. Onları Ömer aldı. Sattığımız şeylerin de vekaletli kağıtlar hepsi. Ben de kendi kesinlikle... Hayır, bir alkol galiba biriktiriyormuş. Ne denir böyle eski içki... Ay arkadaşlar Rütük'ten dolayı konuşamıyorum ya. Ne söyleyeceğimi de bilmiyorum. Abuk subuk konuşuyorum. Ne denir? Yıllanmış alkolleri biriktiriyormuş. Onları Ömer içti hepsini. He? İçti Ömer hepsini. Onları da Ömer içti. Tabii canım. Hepsini içti onlar. Tamam, adamın da koleksiyonuymuş o. Beni ilgilendirmez evet, o. Oğlu içti. Benim sorunum değil o. Ne yapıyorsa yapsın. Yani yanınızdaki oğlunuz içmiş beyefendi. Ben elimi bile sürmem. Ben kesinlikle alkol... İçmezsin de satılır ya onlar. Onun mesela 25 yıllık bir şeydir, satılır. Söylemiyorum adına. Ben onun parasını daha evime sokmam. Kesinlikle. Benim bana göre ters. Yani alkolün gelirim ben yani çoluğuma çocuğuma yediremem. Kullanmıyorum. Evime de sokmuyorum. Benim evimde kül tablası bile. Sen babanın nesini sattın? İşte arabalarını sattım, eşyalarını sattım. Bana vekalet verdi. Peki o parayı ne yaptın? Çocuklarda kullandım. Yani çocuklara kullandık. Yani tamamen çocuklara gitti. Çocukların ihtiyaçları. Benim çocuklarım dedi kesinlikle dedi mağdur olmayacak. Psikolojide düzgün olacak. Gezdirmediğim yer kalmadı. Ben neresi nerede mevcut? Ben bunları mahkemeye de sundum. Çocuğun giderleri, servis paraları, eşyaları ama annem biliyor. Babanın seninle konuşmamasının nedeni bu satılan şeyler değil mi? Aslında bu babamın yazdığı senaryoyu uyduruyor. Çünkü niye? Mahkemeye de benim eşyalarımı sattı. Benim çocuklarımı dövdü dedi. Şu an bundan dolayı yani senaryosunu uyduruyor. Hani çocuklarımı dövdü, şiddet gösterdi, bu ifadeyi verdi, eşyalarımı sattı, işte düşmanlık yapıyor benimle gibisinden senaryosunu uyduruyor. Onu yoksa öyle ben de hepsi kağıtları şu anda yanında gösterebilirim. Anladım. Neslihan'cığım sen de seninle evlenmek istemediği için böyle davranıyormuşsun. Yani sen onunla evlenmek istemişsin. Bir şey söyleyeceğim. Neslihan şimdi senin bu ben kız kardeşi... Ben evlenmek istesem... Yani önceden de evlenirdim. Benim böyle bir durumum yok zaten. Mümkün değil. Neslihan bekarlığı hayat bu iddiayı asla kabul etmiyorum. Kız kardeşim yok. Ölüsü yok. Dirisi yok. Müge Hanım öldürdü var. Öldürdü var. Nasıl evlenebilirsiniz? Nasıl böyle bir şey düşünebilir insan? Aç da rüyasında yem göre. Sen hala rüyayda yem görsen. Yani öyle bir şey... Ne diyor rüya? Asla yani. Bu... Rüyanda yem gör diyor. Ha. Aç da rüyasında yem gören Neslihan'a umutlanmış. O zaman başkalarına ne evleneceğim diyorsun? Yalancı. Koca yalancı. Yalan. Hayatta yalan seni be. Yalan her şey yalan. Sana senaryocu, neci? Tiyatrocu. Tiyatrocu. Sen de yalancısın Neslihan. Tiyatrocu demeyin. Tiyatrocu olmak öyle. Boyun şey söyleyebilir miyim? Yalan sen oldu. Yok. Nalan sen öldü yalan. Nalan gitti yalan. Her şey yalan. Nalan nerede? Nalan. Biz içeriden yeni çıkmıştı. Nalan gelmişti bana. Bir dakika beyler ben ne yapıyorsunuz Nalan? Bana gelmişti kahvaltı yapıyordu. Kim gelmişti? Neslihan. Evet. Bana gelmişti kahvaltı yaptık. Biz kahvaltının başında yalansa söylesin. Dedi ki bir gün neye çıkmak istedim dedi. Ben dedim keşke çıksaydın ya dedim. Hepimiz bağları konuşurduk dedi. Ama dedi benden dedi. Asla. Yok ya yani, şu mübarek cumartesi hürmetine ben hiç kalbine inanmıyorum dedim. Ben istediğiniz yemini edeyim böyle bir kelime kullanmadım. Ben de ederim. Şu mübarek günde Allah o düğününü
Dedim ki ne? Ya dedim orada insanlar çıkıyor. Ben dedim Müge Hanım benim yazışmalarım var. Müge Hanım yazışmalarım var. O insanların ekibinizde yazışmalarım var. Nasıl o kadar çok para verebilecek dedim. Ben daha 4. ayda yazmışım. Çok para. Ondan sonra ya. Kendi çıkmadı, annesi yazıldı. Bu ne biçim plan anne, proje? Evet, anne, benim yazışmalarım var, kızımın yazışmalarım var. Ben sana söylüyorum. Duruyor, mesajlarım duruyor. Bir dakika, eğer Neslihan'dan buradan 20 bin euro istesine 20 bin euro taklitle ödemezsin. Gene kendi söyledim. Sen ne istedin 1000 euro? Söylemedim öyle bir şey. Sen ne istedin? Söylemedim öyle bir şey. Ben bunu kanıtlayabilirim. Şöyle söyleyeyim. Ben kanıtlayabilirim bunu. Siz buraya başvurduğunuzda ya da... Artık 13 yıl falan oluyor. Başvuran herhangi birinden evet. 1 lira 1 lira isteyen oldu mu? Kendi ağzıyla söyledi. Ben her şey söylemedim. Neslihan hep ne söyledi ama bana? Ama buraya gelenin, buraya gelmek isteyenin bunu şey için söylemiyorum. İnsan mağdur olabilir. Yol parası olmuyor. Kalacak evet, yeri olmuyor. Herkesin yol ama. Paralarını, otel ihtiyaçlarını, biletlerini kadar. Evet, öğrendim de değilim. Kendisi öyle. Yola çıkamayan biri söyledi. Ben öğrendim. Ben cebimden 5 kuruş para gitmedi. Hı-hı. Kendi zaruri ihtiyaçlarımı gördüm sadece. Bak, ben de 15 gündür buradayım. Ben de hiçbir şey vermedim. Bu arada ne kadar ne harcım oluyor bilmem ne diye. Biz dedim 25 kuruş harcamıyoruz diye bağırdım. Bizim yememiz yiyebildiğimiz kadarı. Yataklarımız süper, hayatımız süper. Ama üzüntüler çok. Sadece ben bu değil. Yani. Ben öyle bir bunu şey kullandım. Bunu şunun için kanıtlayabilirim. Senin için biz şey yaptırdık. Evet. Dördümüz, beşimiz de yaptırdık. Sevgilizi yaptırdılar efendim bu arada. Sezen Hanım da biliyorsunuz beyin... Çok teşekkür ederim diye bağırdım. Benim kızım da bulsun biliyorum. Dedim. Ayaklarının altını öpeceğim diye bağırdım. Canım benim. İnşallah ihtiyacınız olmasın. Sezen Hanım da biliyorsunuz bir beyin ameliyatı geçirdi. Neslihan Hanım'ın kızı var Pamuk. Neslihan da onlara eşlik etmek için ailece sevgilizi yaptırdılar. Evet göstermek için sıra bekleyeceydi dışarıda galiba. Bu projenizden dolayı da size çok teşekkür ederim. Müge Hanım yani buraya çıkmamasının sebebi... Beni tamam dur konuyu dağıtmayalım. Diye. Anladım hayır konuyu şöyle dağıtmayalım. Yani bir de karşı tarafta da birisi var ya ne söylediğini söylemek için söylüyorum. Ama ben tabii yayına bağlansa ya da misafirimiz olsa ben açıkçası neden etrafa karşı Almanya falan mevzusunu anlattığını isterim. Ben beyefendi şunu anlamıyorum. Neslihan Hanım şunu mu anlatmaya çalışıyorsunuz? Neslihan Hanım size aşık da evlenmek istiyordu. Siz kabul etmediniz. Size kumpas kurdu gibi bir şey gibi getiriyorsunuz. O zaman en baştan ablasının yanında Neslihan Hanım'la beraberdim dediğinde siz ikiniz aynı kumpasın içinde miydiniz? Şimdi benim aklıma o soru geliyor. Terbiyesiz. O zaman ikiniz beraber mi anlarsınız ki ben de soran olursa Neslihan'ın yanında diyeceğim sen de cevaben benim yanımda mı o dediği anlarsınız? O zaman ben de Özgür Hanım'a nedir, kimdir, ne olmuş, niye böyle bir tepki verip de aynı gece niye kalkıp gelmeyeyim? Ha, yani hayır işte ama bunların, bunların cevabını alınması lazım. Şimdi... Konu başka bir yere gidiyor. Ben Neslihan Hanım'ın dediğim gibi neden o adamla aynı sofraya oturduğunu anlayamam. Ama bilemeyiz de herkesin de kendi içinde yaşadıkları vardır. Ve bizi de yanılttı ayrıca sizinle anladım. Görüşmek ama istemiyor Neslihan Hanım, dedi. Siz Nalan'la evliyken siz görüşüyor muydunuz eniştenizle? Görüşüyorduk. Görüştük. Ben 2013 yılında ilk kez gelmiştim. Yine tamam. Onların ısrarıyla. Aslında Mersin'de bulunuyordum. Buraya kadar 2013'te bir geldiniz. Geldim. Ne kadar kaldınız? Bir gün bir kaldık, bir gün sadece gittik geldik. Bir dahaki sefer ama şimdi ben onları bilmiyorum. Aradan kaç ay geçti. Hayır, kaç kere bir daha geldim 3 gün. En fazla 6 gün durdum evinde. En fazla. O da annemin ameliyatı vardı. Bir ameliyat ertelendi. Yani siz eniştenizle Mustafa Bey'le en fazla o zamana kadar 6 kere görüşmüştünüz. 6 değil. 4 ya da 5'tir. Anladım. Yani, bu da 2 gün 3 gün yani o kadar. Anladım yani çok da samimi değildiniz. Hayır. Ya Mustafa ben kendi dışıma gidiyordum. Ben kendisiyle de öyle çok samimiyetim yoktu. Canım Allah o nasıl alsın inşallah olabiliyor ki. Hem Mustafa değilsin yemişsin. Biz çıktıktan sonra en azından 10 defa geldi kadın. Evet. Ne zaman? Biz çıktıktan sonra 2-3 senenin içinde. Geldim geliyorum çocuklar için geliyorum. Tabii ki konuyla alakalı. Anca 5-6 defa görüştüm diyorsun. Ya öncesini konuşuyoruz. Her zaman gelirmişsin. Hatta Nalan bir gün çıkmış Öznur'a. Ben demiş bu ablasını kavga etmişler evden kovmuş. Demiş ki kız demiş ablan demiş de Almanyalardan gelmiş. Yok abla Öznur demiş. Nasıl kovmayayım ablam evimi yuvamı yıkacak demiş kadın. Yok. Evet, onu, benim kardeşim söylediyse onun ayıbı olmuş.
Bana bunu Öznur Hanım da söyledi. Biz en son Belen'e gittik 2016 yılında. Niye bunu sen de anlattın beni dedi. Evden kovdu diye. Hiç bilmiyorum. Ben bunu duyunca zaten şok oldum. Hani o zaman niye bana Mustafa Bey abla yapıyordu Müge Hanım? Hayır, Mustafa Bey size bir ilgi gösterdi de onu mu kıskandı? Hayır. Öyle bir ilgi hiç olmadı. Öyle bir durum hiç olmadı ben oradayken. Hayır şöyle söyleyeyim. Onlar aşkım canım birbirlerine çok bağlı karıcalardı. Bana da aynısını söylüyordu. Müge Hanım biz onları gördükten sonra adamın öldürmüş olmasına ihtimal bile veremiyor insan. Güzel, eğer ki şu babam öldürdüler olmasa o kadar iyi bir insan, o kadar ilgi alaka misafirperverlerdi ki. İkisi de ben niye gideyim öyle bir durum olsa gider misiniz? Ama kız kardeşiniz ortadan kaybolduktan sonra da yine anladığım kadarıyla yine misafirperver. Yine iyi oldular, hepsi iyi oldular. Ha, siz de. Evet. Siz de yani yakında olsa Mustafa Beyciğim gibi balık yap da ben de geleyim hani anlatabiliyor muyum? Ama adam balıkları koymuş kumsalların üzerinde şeyler yapmış. Demek ki böyle yedirmeyi içtirmeyi. İki kere çok sever. Öyle sürekli her yemeği yedirmeyi falan seven sofrası açan. Kız kardeşinize de böyle canım cicim yapıyordu. O tatlı diliyle kız kardeşiniz de evdeyken size de böyle ağız alışkanlığıyla bir şey söyledi. Kız kardeşiniz ondan mı sizi gönderdi? Yok. Asla öyle bir şey ama niye olmadı. Ama demiş ama siz de biliyorsunuz. Demiş ama anlam veremiyorum. Ben geldikten sonra söyledim. Kız kardeşim olsa da sorsam niye böyle düşünmüş? Ben bunu daha sonra kız kardeşimin yokluğunu, kaybını öğrendikten sonra geldiğimde Öznur Hanım'a çıktığımda o söyledi. Ama evden kovdu diyor. Evet. Bak sebebini anlat Neslihan. Annem yanımdaydı. 2016'da 15 Temmuz'da biz oraya gittik. Yokmuş o zaman. Biz gezmeden geldik beraber. Ha, sizin de haberiniz var. Gittiğimizin ikinci günü akşam eve geldik. Şimdi annem şaşırmasın. Pomu bizim. Şimdi ben seni dargıyım konuşmayayım derse çok üzülür. Hadi barışalım diye şöyle yaparsın barışır. Hicik Nalan da buna kaynıyor biliyor musun böyle. Senden küsüyüm. Anneannen teyzem benden barışsın lütfen parmağını böyle ağlıyordu, tutuyor. Ağlıyordu çok ağlıyor gece Nalan bir buçuk hala uyumamıştı. Ben barışmıyorum. Şaka yapıyorlardı. Şaka yapıyorlar. Sonra? Evet. Sandalyeyi alıyor bu pamuk şimdi şöyle bir atıyor. Mutfakta karıştır. Bu Nalan'ın bu Mustafa dediği adam da geliyor. Delini al başından çek git dedi bize. Biz de o anda uçak biletini aldık, çektik gittik. Yok. Hatta bana çek geldiği zaman küçük kıza İskender'de kavga mı ettiyiz diye. Kavga mı ettiyiz diye. Oğlan benim başımı yesin iyiydi. Kavga etmedik dedim. Böyle oldu dedim. Ben madem ki böyle sorun olacak. O yüzden de benim yuvamı bozacak demeyin lafı bu yani. Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17. Hemen söyleyeyim Fransa'dan Zehra Karacalı tekerlekli sandalyeyle gelen izleyicilerimizden çok teşekkür ediyorum Zehra'cığım sana. Allah hayrını kabul etsin inşallah. Bu arada şunu da belirteyim bugün biliyorsunuz Şevki Sezen hocamız aramızda değil. Çünkü yani Allah yardımcısı olsun geçen hafta diğer abisini kaybetti. Dün de diğer abisini kaybetti. Evet bugün cenazesi oldu için aramızda değil. Nurlar içine yatsın. Allah hocama da sabırlar versin. Arka arkaya hem annesini hem de iki abisini ard arda kaybetti. Dün tam böyle yayının sonunda haber geldi ama her zamanki nezaketiyle hiç yayını da bozmadan burada o acıyla oturdu. O yüzden bugün aramızda değil. Kendilerine de sabırlar diliyorum ona ve tüm ailesine. Telefon hattımızda da Öznur Hanım var. Yani üst kat komşu Öznur Hanım dediğim gibi aslında bütün bu olayların ortaya çıkmasındaki kilit isim. Öznur Hanım günaydın. Günaydın Müge abla. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim iyi yayınlar. Neslihan diyor ki yani niye aramızda bir problem olduğunu söyledi bilmiyorum kız kardeşim ama yoktu böyle bir problem diyor. Şimdi Müge abla onu söyleyeyim ben. Neslihan Hanım'a işte benim evime ilk geldiğinde bunu ben söylemedim. Çünkü tanımıyorum. Huyunu suyunu bilmediğim için ben böyle şeylere girmek istemedim. Benim evimde konuşuluyordu. Hani sanki benim evimde olmuş gibi olan bütün insanlar benim evime geliyordu. Neslihan Hanım bizdeki çocuklar bende diye. Herkes benim evimdeydi. Orada Selçuk da vardı. Konuştuğu Selçuk zaten söyledi onu ona. Dedi ki ne bak dedi. Nalan dedi böyle söylemişti dedi. Ki
zaten Nalan bunu bana tek başımayken söyledi mi? Komşularla kalkarken söyledi. Ne söyledi yani? Dedi ki de ablası gelmiş. İşte iki gün falan kaldı. Ben de dedim ablan ne kadar az kaldı hani aranızda. Bütçe mi oldu dedi. O da dedi ki de evet dedi. Benim de eşime asılıyor dedi. Nasıl yani dedi. Benim ablam dedi hacı kadın dedi ya dedi kimsenin yanında dedi şortla falan gezmez dedi. Benim eşimin yanında dedi şortla geziyor. El şakası yapıyor benim kocama dedi. Evet. Böyle mi dedi? Böyle mi aynen demiş? Öyle. Demiş. Evet. Siz de bunu duydunuz. Hı, sen de mi oradaydın Selçuk? Ben de oradaydım. Hatta Ali. Ama ben Neslihan Hanım'ı orada hiç görmedim. Yani gelip kocası gidiyormuş ama ben denk gelmedim. Bunu bizzat kız kardeşi söyledi. Bunu hatta Nalan Hanım mı söyledi? Bunu Nalan Hanım söyledi. Ama Nalan Hanım maalesef yok işte. Sırf dedi hani nerede kaldı, nereye gitti? Yalakalık olsun diye dedik. Yok evde iki kardeş istediğiniz gibi gezersiniz de evdeyken siz hayır yine o şekilde mi dolaşıyorsunuz? Hayır. Ama galiba Özgür Hanım size öyle söylemiyor. Yani eşimin yanında da böyle dolaşıyor diyor. Öyle söyledim. Ben de dedim ki abartma dedi hani ona. O da bana dedi ki sen benim ablam senden iyi bir kimseyle de elleşmez dedi. Ama dedi biz şimdi dedi bayağı bildiğin el şakaları yapıyor dedi. Bir de dedi sürekli biz aramızda bulmaya çalışıyor dedi. Öyle söyledi. Evet, peki, isimleri de verebilirim. Hatta o sohbet anında isimleri de verebilirim. Üst kat komşu. Komşu. Hı-hı. Üçüncü kat. Benim kız kardeşim başka hiç kimseye böyle bir şey söylememiş. O zaman bir de Selçuk bunların sana söyledi. Ben de oradaydım o gün. Yani o konuşmalar geçtiğinde ben de oradaydım. Hatta söyle telefonla konuşurken kız kardeşim burada demişti. Ben de babamın bazı işleri vardı. Onlar İskenderun'a ben yürütüyordum. İşte birkaç gün sonra gittim. İşte herkes evin önünde oturuyordu zaten. Hani ablan hani konudan konu açtı. Ablan gitti mi dedim. Gitti dedi. Kovdum dedi. Özgür Hanım da oradaydı zaten. Aynen bu anlattıklarını kimse anlattı. Kimseyi kovamazdı, kovamadı. Peki yani annesi de var mıydı orada? Ben de vardım. Ben görmedim yok annesini. Hayır hayır ben Özgür Hanım. De hani o kovdum dediği zaman da anne de mi o evdeydi? Hayır annesi yok. Sezen teyze yoktu o zaman. Sezen teyzeyi ben hiç görmedim. O zaman değil. Yani bu olay Sezen Hanım'la beraber gittiğiniz zaman değil. Siz tek başınıza gittiğinizde. Annemde yani Sezen Hanım'cığım sen bilmiyorsun bu konuyu. Sen yokmuşsun. Neslihan Hanım kendisi gitmiş. Ne yaşandıysa o zaman evden gönderdim demiş. Kendisi gitti kızı vardı. O kovdum dediği en son 2016'da 15 Temmuz'da gittiğimiz. Onu kastetmiş en son gittiğimizde. İki gün kaldınız. Evet iki gün. Niye gönderdi sonra sizi? Bizi gönderdiği falan yok. Ben orayı terk ettim. Neden? Ben aslında bir haftalığına diye gitmiştim. Benim gidiş dönüş uçak biletlerimiz de vardı. İşte o ikinci günü de kız kardeşimin o tavrından dolayı ben kırıldım. Mustafa Bey de bana bir hikaye anlattı. Onu da duyduktan sonra dedim ki tamam eğer benim kızım burada bir sorun teşkil ediyorsa, eğer sizin çocuklarınız tehlikede gibi görünüyorsa, hani vurursa, ederse, ölürse, bizim çocuklarımız dünyada en kıymetli varlıklarımız deyince ben orada çok üzüldüm. Dedim ki o zaman gidiyorum. Ben hemen giriştim eşyalarımızı. Mustafa Bey ne anlattı? Sahile gitmişler. Tatildelermiş. Sahilde iki aile birbirine girmiş. Kavga etmişler. Daha sonra gitmiş yanlarına. Kısaca anlatmaya çalışıyorum. Sorun nedir demiş. Orada adamın çocuğu rahatsız olan adam değil, öbür baba. Çocuklardan öbür baba anlatmış. Ya demiş benim çocuğum orada oynuyor ama geliyor işte bu çocuk benim çocuğum kafasına vuruyor gidiyor. İki oldu, üç oldu dayanamadım ben de giriştim demiş. Yani bana da dedi ki mu kastediyorlar? Diğer çocuk engelli. Diğer çocuk engelli. Orada kumda oynayan normal bir çocuğun başına gelip gidip vuruyormuş. Ne İki var kere yani şimdi kim engelli kim normal yani herkes herkesle. Üçüncü de bu çocuk bir daha başına vuruyor orada oynayan çocuğun. Bu baba da kızıyor engelli. Sizin kızınızın rahatsızlığı ne? Down sendrom. Mükemmel bir çocuk. Saldırganlığı yok benim çocuğumun. Hayır saldırganlığı yok bir de mükemmel dövmez bir çocuk. Bu kadar çok, sevgi dolu, çok bu duygusal, kadar aklı başında. Çok sevgi dolu benim kızım. O kadar güzel konuşuyor. İşte benim zoruma giden de bu oldu Müge Hanım. Ama daha sonra gittiğinizde de yine o çocuklar oradaydı. Tabii ki ben yine kızımı yanıma aldım. Çünkü çocukları çok seviyor. Onları korumak istiyor. Hayır ama bir dahaki sonra gittiğinde anne evde yok. Yine sizin çocuk orada. Yine ne olursa olabilir. O zaman nasıl müsaade etti o zaman babası? O zaman işte etmeseydi yani. Ben ona kızdım. Ona ama üzüldüm. Ama anlatılan mevzu bu değil.
anlatılan ben, mevzu çocuk mevzusu şey. Değil. Ben ertesi günü... Şortla şeyle geçiyor. Yani bence biz konuyu dağıtıyoruz Müge biz. Hanım, ben... Selçuk sen girsene devreye, sen oradaysan. Ben 1500 liralık uçak biletimi, dönüşümü yaptım. Ertesi günü gittim 1000 liraya tekrar aldım. Bizi ertesi günü sabah 6'da Antakya'dan karı koca uğurladılar. Ve ben asla daha dedim yani kapınıza yani gelmeyi istemiyorum. Sadece dışarıda görüşelim. O günden sonra da gelmedin mi bir daha? Ben gelmedim. O gün son gelişin oldu. Evet, o son gelişim oldu ve kırgın ayrıldım gerçekten. Peki bu gelişini mi yani anlattı ben aslında giyinmesinden eşime davranışını? Evet. Evet, onlara da geldiler ama iki gün durdular, ben onları kovdum demiş. Benim annem yanımda, bir de Rabbim şahit. Ay, ben, anne yokmuş ki bu anlatılan. Benim o hayır, son geldiğimizde yoktu. Annem yani yanımdaydı. Biz Özür oradan kovulmadık. Özür Hanım, annesi ben de var mıydı yanında? Ya ama o kere bu sene yani anlattı. Müge Hanım, kız kardeşimin kaybını duyduğumda ilk gittiğimdekini anlatıyor Öznur Hanım. Sen kardeşim peşine düşmüşsün, bak ne hale geldin, ama senin kardeşim böyle böyle anlatıyordu. Selçuk bir şey anlatıyordu, Öznur Hanım anlatıyordu. Ben sizden duydum. Öznur Hanım, buraya sesini duyamıyorum ben, bir saniye. Yer değişti Sedra. Ben onlardan duydum. Ama ben kardeşimden böyle bir şey duymadım. Bir dakika, bir şey anlatıyor, bir saniye. Efendim Özgür Hanım, bir daha alır mısınız? Ben Neslihan ablayı bak bir buçuk sene boyunca ne duymuyorum ben o kadına. Uzak dur dedim. Uzak dur. Sen çocuklar için bile olsa yanaşma. Bak ben ona ilk geldiğimde dedim. İlk geçici olarak şikayet al bana. Niye dedim Müge Hanım biliyor musun? Almanya hükümeti böyle bir şeyi kabul etmez dedi bana. Alman hükümeti kabul etmez, o yüzden çocukların velayetini alamam dedi. Hayır. Evet. Hayır. Öyle. Evet. Hayır, hayır. Yok ki. Benim arkadaşlarım biliyor, Almanya'daki arkadaşlarım biliyor. Ben geliyordum 6 ay sonra. Selçuk da çocuğa böyle şiddet uyguladı falan filan. Bunlar çıktı hapisten. Ben Türkiye'ye temelli geliyordum. Herkes beni durdurdu. Pamuk için dur. Dur duruşmayı bekle. Dur sonucu bekle. Belki çıkacak, gelecek kardeşin. Anladım. Beni durdurdular. Peki, benim anladığım kadarıyla başta tabii siz de Neslihan Hanım'a işte mesaj atıyorsunuz. Siz pek inanmıyorsunuz değil mi bunun böyle Almanya'da falan öldüğüne? Mutlaka sizi şüphelendiren bir şey olmuş olmalı diye düşünüyorum. Yani şüphelendiren sadece şey oldu. Yurt dışından cenazede gelmez. Hani şüphelenme derken ben çok üzüldüm. Gerçekten üzüldüm. Çok canım. Hani son anladığımda ne dedi? Onları merak ettim. Ben çocukların hiç mi sormadı diyecektim. Hı-hı. Böyle bir olayla karşılaştım. Hiç şüphelenmedik dediler. Ta ki öldü diyene kadar, bana başsağlığı gönderene kadar. Anladım. Hayır. Sonra siz Neslihan geldi. Sonra Neslihan'ın Mustafa Bey'le o samimi tavrı mı komşularda bir garip hale yol açtı? Nasıl yani? Anlamadım. Yani Neslihan geldi. Tamam, Neslihan geldikten sonra işte o mangal falan mı komşularda bir değişik bir hale yol açtı? Yani bunlar... Değişik bir hale yol açtı. Bir dakika, ben şurada bir açık. Bir de cam kenarına doğru git Eznur, ne olur sesin kesiliyor, hiç duymuyoruz. Balkondayım Müge abla, balkondayım. Allah, balkonda o zaman öteki uca git bakayım. Yer değiştiriyorum size, böyle bir seyahat değiştiriyor. Evet, kesik kesik geliyor sesin de kuzum ondan. Ha. Anladım. Şimdi bu bayana ben kapımı açtım, geldi başında gözümün üstüne, kardeşini arıyorsun, ben onun yanındayım, her bildiğini söyledim, anlattım. Zaten savcı hakim herkese görüştük yani, karakolda ifadeler verdi. Ben buna hani sürekli Günay abla cezaevinden çıktıktan sonra onların evlerinde kalması anlam veremiyor. Ya niye kalıyorsun? Ben sana diyorum ki bak dur, sen hala onları içine gidiyorsun. Bu beni deli etti Müge abla. Dendi mi sana da? Yo diyordu, bak dikkat et, onlar tehlikeli, onlar böyle, şimdi diyemeyeceğim yani, bak kardeşini ortadan kaldırdılar, tehlikeli insanlar, haklarında da bir sürü şeyler anlatıyordu, beni de uyarıyordu. Hı-hı. Ama şöyle de diyordu, sana da helal olsun, içlerine giriyorsun, takmıyorsun yalan, onları, iyi yapıyorsun, çocukları yalan, bırakmıyorsun, orada. Mesajlarımız var, ben hiç yalan söylediğimi zannetmiyorum Özgür'cüğüm. Her şey için çok teşekkür ederim. Ama doğruları konuşalım. Neslihan, bir şey söyleyeceğim. Pardon Özgür, bir saniye. Sen böyle mi konuşuyorsun normal yaşantında da? Hayır. Sen mesela konuşurken duyamıyor. Ben çok sakinim. Hayır, hem konuşup hem duyamıyor musun? Olabilir, böyle bir problemin mi var? Ben burada inanamıyorum. Yani bu şeylere inanamıyorum. Bunları duyduğuma inanamıyorum. Yani sen konuşurken kulağında bir problem mi oluyor?
Hayır. O zaman tamam, o da sana bir şey söylüyor. Hani öyledir ya birisi durunca. Ben zaten onun dediklerini inkar etmiyorum. Ama çarpıtılıyor. Özür söyle şimdi, bir şey söylüyor ki cevap ver. Çünkü bir dakika. Sen benim evime geldin. Bana dedin ki Mustafa Şimşek'le cezaevine gideceğim görüşmeye, dedin mi? Dedin. Değil mi Neslihan abla? Anlamadım, ne dedi? Hiç anlaşılmıyor ki. Yani dedi ki sen benim evime geldin ve Mustafa'yı cezaevinde görmeye gideceğim dedin diyor. Hayır. Dedin mi? Dedin. Demedim. Bir dakika. Burayı inkar etti. Dur şimdi. Ben de sana orada dedim ki bak gitme Neslihan abla dedim. Sakın git dedim. Sen gittin, bunu savcıyla görüştün. Savcı da sana gitmene müsaade etmedi. Ve geldin bana dedin ki savcı da seni gibi düşünüyor. Hatta senin dediğini de dedim ki savcı da sana demiş ki komşu sözü dinle gitme. İlk zamanda. Dedin mi bunu? İlk zamanda. Evet dedik ve gittin. Tamam mı, gittin. Gitmene de bir şey demiyorum. Git tamam, ne yaparsan yap. İki yıl sonra. Sen gidip Mustafa Çiftçi'ye inanıyorsun. İnan o zaman, ne yapabilirim? Ondan sonrası da bunlar Gülay ablalar cezaevinden çıktı Müge abla. Biz karakola bir ifade için gittik. Çocukların ifadesi hata için. Evet. Orada beni kenara çekti. Bana dedi ki size bir şey soracağım. Buyurun sorun dedim. Bu Neslihan'la dedi. Mustafa neden her yerde kesiyor dedi. Ne diyor Mustafa ile Neslihan? Neden her yerde kesiyorlar dedi bana polis. Her yerde geziyorlar dedi. Evet, ben bilemem ben dedi. Ha, polis de bunu sordu yani. Evet, polis de bana sordu ve geçen akşam ben Seda'nın bana attığı iftiralardan dolayı yine asayişteydim. Yine aynı soru bana yöneltti bir yandan. Evet. Açıkçası ben de şimdi şey yapıyorum, yani hep niye Almanya dediğini düşünmüştüm beyefendinin. Yani niye Almanya dedi? Çünkü Almanya çok kolay çıkabilecek bir şeydi. Çünkü siz sürekli gidip geliyorsunuz. Niye Almanya dedi? Mesela farkında mısınız? Ben Özgür Hanım, bana katılır mısınız bilmiyorum ama Neslihan Hanım diyor ki ben zaten geliyordum. Hani ziyarete geliyorsunuz kız kardeşinizi. Hani gelmeyecekti? Hayır, yani normalde geliyor ya da o gelmese annesi gelecek, yani bir şekilde ama gelecek. Ama kız kardeşim kaybolmuş herhalde, geleceğim aramaya. Hayır, daha ben şimdi siz hiç kaybolduğunuzu da bilmiyorsunuz ya kaybolduğunu. Ama mesela atıyorum geçen yaz, yani geçtiğimiz yaz yine bir şey olacaktı, gelecektiniz. Yani Mustafa Bey nasıl Almanya'da öldü yalanını uydurabilir ki? Siz gelecektiniz oraya. Mustafa Bey'in güvendiği bir şey olmasa nasıl Almanya'da öldü diyecek? Gelmeyecek misiniz siz elbet oraya? Neslihan ama bizi de engelliyor zaten. Sizinle görüşmek istemiyor diyor. Evet ama annesiyle ama yine görüşmek de istemiyor. Geçmişini sildi diyor, psikolojik problemleri var diyor. Tamam, ama bir şekilde gelmeyecek miydiniz yine? Tabii ki gelecektik. Ben zaten o Ramazan bayramında geleceğim diye niyetlendim. Evet. Ama Ramazan geçsin, sonra bayram geldi, işimi ayarlayamadım. Ben yine gelecektim o yaz ve anneme de demiştim. Anne, geldiğim zaman beraber gideriz. Evet, çünkü yani kendisi de, seyahat edemez. Annem hep diyordu kapıya gidelim. Kapının arkasından desin ki istemiyorum sizinle görüşmeyi, döneriz geri. Evet, evet. Tamam, biz böyle planlamıştık yani. Zaten. O bayramda işte ben annemin yanında olacaktım. Siz geldiğinizde ne olacaktı yani? Siz geldiğinizde ne olacaktı? Görecekti konu komşu. Bence şöyle düşünmüş olabilir. Annesi tek başına kalkıp bir yere gelemez. Gelemeyecek, kapıya gelemeyecek, soramayacak. Öyle düşünmüştür. Beni de bir şekilde hani böyle engelleyecek ve kırgınım ya, kırıldım ya. Bir daha asla gelmeyeceğim dedim. Ben o kadar çok kırıldım. Yani gelirim, Pamuk çok isteyecek. Teyzesine çok bağlı. Ama o zaman dışarıda görüşürüz. Ya da sen istersen Pamuk'la görüşmeyi bir şekilde görüşürüz. Ama dedim ben böyle hani evinize, çoluğunuza, çocuğunuza asla gelmem demiştim. Vallahi o da ben onu düşünmüştür. Ablası da gelmez. Ben Pamuk'la ilgili nasıl bir problem yaşadığınızı anlayamıyorum. Çünkü Pamuk'u burada hepimiz gördük. Pamuk çok iyi huylu bir çocuk yani. Çok sevimli, çok sevgi dolu. İnsanlar yani sağlıklı olsunlar, sağlıksız olsunlar. Bir de huy denen bir şey var ya, çocuk karakter olarak çok iyi huylu. Hiçbir problemi de gözükmüyor. Gayet güzel konuşuyor, çok yani ondan insanın hiç çocuğunu sakınacak durup bir durumu yok. Dururken bir zarar vermez. Zarar ama vermeye. Ona çok böyle çok sinirlendirirseniz sen kızabilir. Herkes kızıyor. Kızabilir. Beni de sinirlendirirsen ben de yani, kızarım. Ama öyle dövme gibi kırma. Tamam madem orada yani öldürecek o çocuk... kadar. Benim çocuğum o kadar tehlikeli değil. Ya ona bak, herkes işte de aynı şekilde kırıldım. Tehlike mevcut. Yani, ben size başka bir şey söyleyeceğim. Özgür Hanım lütfen siz de dinleyin. Bakın Asayiş Büro Amirliği'ne bir kuyumcu
gidiyor ve ifade veriyor. İsmini vermeyeceğim. Diyor ki Mustafa diyor, Mustafa Bey benim diyor 35 yıldır devamlı müşterim. Sık sık olmasa da ara sıra altın alımı satımı için iş yerime uğrardı. Bildiğim kadarıyla 6-7 yıl önce bir bayanla ikinci evliliğini yapmıştı. Yani bizim aradığımız Nilgün. Bu bayanla da ara sıra iş yerine gider gelirdi. Bu bayan yanlış hatırlamıyorsam en son 1,5 yıl kadar iş yerine gelmişti. Ve Mustafa bayana altın bir takım almıştı. Tarihini tam olarak hatırlamamakla beraber Şubat veya Mart ayı içerisinde bir defa işte Mustafa Bey kuyumcuya gidiyor. İşin sadede geleyim. Ayaküstü sohbetimizde bana eşinin rahatsız olduğunu, Almanya'da tedavi gördüğünü söylemişti. Bu konuşmamızdan bir ay sonra yine yalnız olarak kuyumcuya geldi. Bu defa elinde bulunan bir kutuyu bana uzattı ve bu kutu içerisinde muhtelif altın ürünleri olduğunu ve bir süre benim dükkanımda kalmasını, ileriki zamanda gelip tekrar alacağını ve sadece oğlu gelirse ona verebileceğimi söyledi. Ancak oğlunun ismini söylemedi. Ben de tabii olur diyerek kutuyu aldım. İçerisindeki ürünlerin tespitini ve sayısını yaparak kartvizitin üzerine yazdım. Kutunun içerisinde şu an ne olduğunu tam olarak hatırlamıyorum. Ancak iş yerimde hala kutu durmaktadır demiş. Belki bunun dokümanı da vardır. Tabii mahkeme dosyasında vardır da. Var. Farkında var. Mısınız? O daha gelip alan olmamış. O hayır emniyet aldı. He? Emniyet aldı. Hayır canım emniyet değil yani. Hayır, bu olaya kadar... Olmuş. Hanımefendi evladı vesaire alan olmamış yani. Şimdi hanımefendi evden kaçıyor ya. Evet. Şimdi Mustafa Bey polisler yakaladığında Mustafa Bey diyor ki ben size söyleyeyim. Ben diyor etraftan utandım karım beni terk etti gitti demeye. Ben o yüzden bu yalanları uydurdum. Ablasının yanında öldü baktım da geri dönmüyor öldü dedim. O sırada da işte ilk karısını da eve çağırıyor. Diyor ya utandım söylemedim diye. Evet. Şimdi bu arada anladığım kadarıyla evde bir arama olur tarama olur. Nerede bu kadın derler. O da kaçtı diyecek ya polise yalan söyleyemeyecek. Kadının evdeki takılarını da gitmiş kuyumcuya teslim etmiş. Böylelikle evde arama olursa polis de diyecek ki madem kaçtı da niye altınlarını yanına almadı? Her şeyi kuyumcuda. Planlı olarak kaçtı. Altınları satmıyor. Bakın altınları satıp parasını almıyor. Kutunun içine sen bunu koy diyor. Ben ya da oğlum gelirse benden söylerse sen onu ona verirsin diyor. Bu da çok enteresan değil mi? Peki bu açığa çıkınca mahkemede Mustafa Bey buraya nasıl bir açıklık getiriyor? Bilginiz var mı? Onu bilmiyorum o kadar. Artık o kadar da o kadarını bilmiyorum Rafa Evet, hayır. Yani belki biliyorlar diye Çocuk Beylere falan sordu. Duruşmada öyle söylemedi. Duruşmada Nalan'ın günlük ve kenarında bulunan altınları bir durum olduğunda olmaması için işte onları almış kendisi tuzluğun içine saklamış. Duruşmada bakan öyle söyledi. Nalan giderken bunları almış olamaz çünkü yerini sadece ben biliyordum dedi. Duruşmada böyle söyledi. O dediği de doğru değil. O dediği de burada kayıtlarda verdiği ifadede kayıtlı. Peki Mustafa Bey Nalan giderken ne aldı yanına dedi? Yani siz daha sonra bu iş ortaya çıktı ya hanımlar beyler ne aldı yanıma dedi? Yani ekstra bir şey konuşulmadı da polisler... Para mı aldı almadı, evde para vardı aldı almadı. Şimdi şöyle, bizzat hani ben ifademde de bunu belirtmiştim. Kısa söyle kısa, sordunuz ya yanına para almış mı mesela? Ben şöyle söyledim, hani Almanya'nın parası... İlk ifadelerinde hiç yok ama ilk duruşmada ayrıca dedi altınlarını almamış ama çünkü yerlerini bilmiyormuş Nalan. O kendi saklamış sadece ama bir paraları varmış 208 bin euro. Bunu da ilk duruşmada söyledi. 108 bin euro'yu da aldı gitti dedi. 208 bin euro. 208 bin euro. Evet, yani euro. 1,5 milyon falan yapıyor. 208 bin euro evde mi duruyormuş? Evde duruyormuş. Nalan onu da almış götürmüş. Onu da almış gitmiş. Evet. Ama altınlarını almamış. Almamış. Ama hakim de azarlamış. Bu kadar para nereden geldi? Ehliyetini almamış. Telefonunu da bilinçli olarak bu bırakmış. Bu kadar parayı telefon almıyor, altın almıyor. Bu kadar parayı nasıl taşıyacak? Benim param bu diye arkasına neyi düşmedi diye azarladı. Çiftlik kurmayı düşünüyormuş o parayla. O yüzden ehliyeti bu parayı biriktirmiş. Ve Nalan bunun yani sakladığı bunu yerini biliyormuş. Ben. Yani Nalan giderken 208 bin euroyu yanına alıyor. Evet. Mustafa Bey gidip de polise başvurup benim karım evden kaçtı, 208 bin euromu da aldı götürdü demiyor. Hayır, bir müracaatı yok. Mümkün değil Mustafa Bey.
200-800 bin euro bugün, bugünkü parayla 1 milyar yani 1 milyon 350 bin lira yapar. Eski hesapla 1 trilyon 350 milyar yapar. Bugünkü evet. parayla 1 milyon 356 bin lira yapar. Aynen. Kuruşuna kadar hesapladım ben bugünkü. Tabii, kurlar evet, bunun kendisine ben de sordum. İnsan hadi eşini istemiyorsun, küstün. Artık geri gelse de senin için bir ifadesi ya. Olmasa da insan parası için gidip de bir başvuru yapmaz mı? Bu Müge kadın Hanım, evi terk etti. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bir dakika bin durmasın. Bir dakika. Ben sordum o zaman hani Almanya'ya mı gidecek tedavi olmaya? Evet dedi. Yani. Peki dedim oranın hani parası bize göre büyük para. Hani onların bir parası bizim de 3-4 paramız. Ya dedi zaten dedim bayağı para verdim. 5-6 bin lira para verdim dedi. Gene küçük para dedim. Ya üzerinde 35 bin liralık altın var dedi. Satar kullanır yani sorun olmaz dedi. Altınlar evden onu da, çıkmış. Sana da öyle evet, söyledim. Ben bunu ifademde söylemiştim. E, altınları kuyumcuya vermişsiniz beyefendi. Bu üç onu sonradan ifadeni, bana polis söylemişti. Bana söyledi bu de üç, tuzluğun bu içine saklamış. Bu üç ifadenin üçü de birbirine uymuyor. Uymuyor. Altınları evde tutmamak çok akıllıca. Duruşmada şöyle yani bir şey de söyledi. Gerçekten burada bu önemli. Altınları kuyumcuya vereceksin. Yarın bir gün evde bir arama yapıldığında altınlarla gitmiş olacak. O güzel. Yani amaç bu. İşte o 208 bin euro. 208 bin euro çok büyük para yani. 208 bin euroyu alan altınlarını da alır. Her türlü hesabını bunu iki sene boyunca o kadar çok sorulduğu halde ifadelerde yok. Bu parayı ben biriktiremiyorum. Sen nasıl biriktiriyorsun bunu diye. O da onu azarlamış. Olmuş yani yanında. Niye daha önce evet. bunu söylemediğine çok şaşırıldı. Ya daha gerek önce söylememesi falan dedi. Önemli değil. Karın evden gitti. 208 bin euro'nu da götürdü. Yani ne olursa olsun gidersin hemen polise başvurursun dersin ki 208 bin euro gitti lütfen. Evet, yani. Hani bir şekilde takibini yapın, arama kaydı oluşturun. Bir yerde kimliğinle falan bulduğunuzda ben paramı geri istiyorum. Veya bu para da üzerinde başına bir iş gelebilir. Önemli bir rakam, yüksek bir rakam. Kimse düşünmez öyle başına bir iş gelir falan. Parasını düşünür. Kadın kaçmış. Hani kadının gittiğine mi yanasın, 208 bin euro'na mı yanasın? Çalışıyor muydun hala? Hayır. Yok. Ev evet, kadını. Yani Mustafa Bey'in parası o. Evet. Mustafa Bey parasını kaç yaşında adam Nalan'a mı kaptıracak gitsin başka adamlarla yesin diye. Evet. E niye o zaman siz polise başvurmadınız beyefendi 208 bin euro'm gitti diye? Hiç anlamadım ben. Ben sizin yerinizde olsam ben başvururdum. Bence herkes başvururdu bir tek evet, ben değil yani. Bence de yani. Gitti herkes diye ama sana da diyor ki yanında altınlar vardı. Ama altınlar aslında kuyumcuda. Buldunuz mu cevabını mı buldunuz? Altınlar, dur. Bir dakika. Yani bakın şimdi şu soruyu da okumak lazım. Aklın yolu bir. Nilgün'ün evden ayrıldığını ve ölmediğini söylüyorsunuz. Kim sormuş? Cumhuriyet Savcısı sormuş. Nilgün'ün evden ayrıldığını ve ölmediğini söylüyorsunuz. 1,5 yıldır hayatta olan bir insanın hiçbir yaşam belirtisi göstermemesi. Sizin evden ayrılan eşinizin 2 küçük çocuğu olmasına rağmen tekrar ortaya çıkması yüksek ihtimali karşısında tüm çevre, komşu ve arkadaşlara öldüğü şeklinde yalan söyleyip taziyeleri kabul ettikten sonra ortaya çıkması halinde yaşayacağınız utanç, evden kaçmasını söylemekten daha büyük bir utanç olmaz mıydı? Evet. Şimdi diyorsun ki ben diyorsun evden kaçtığını söylemeye utandım. Savcı da diyor ki iyi de sen herkese öldü dedin, taziyeleri kabul ettin. Sonradan 2 tane de küçük çocuğun var. Bu kadın geriye döndüğünde, mahalleli de bunu gördüğünde daha büyük bir utanç yaşamayacak mıydın? Dönmeyeceğinden emin olduğunuz için mi bu 2,5 ay boyunca bu yalanı aşama aşama söylediniz? Madem hayatta olduğunu iddia ediyorsunuz, dönmeyeceğinden nasıl bu kadar emin oldunuz? Süper bir soru. Doğru. Ben Nilgün'ün 11 yıllık karım olması nedeniyle neyi yapıp neyi yapmayacağını biliyorum. Gittikten sonra bir daha dönmeyeceğini, çocuklarla irtibat kurmayıp görmek istemeyeceğini de çok iyi bildiğim için bu yalanı söyledim. Olmaz öyle. Çocuklar küçük nasıl görmeyecek? Çünkü eski eşiyle olan çocuklarıyla da 11 yılda bir kere benim zorumla görüşmüştü. Bu nedenle Nilgün'ün dönmeyeceğinden emin olduğum için bu yalanları söyledim. İyi de burada durum farklı. Nilgün ilk eşindeki olan çocukları göremiyor. Çünkü babası görüştürmüyor. Çünkü sizin anlattığınıza göre yani kadın evli bir sevgilisi de diğer sevgilisini kıskanıyor. O sevgili de sizsiniz. Yani
Yani nereye kadın gidecek çocuklarını görecek? Biraz büyüyecek belki çocuklar anneyi görmek isteyecek o zaman. Peki tartışmanız üzerine Nilgün'ün eşyalarını toplamaya başladığını söylediniz. Evden ayrılan eşinizin eşyalarını topladıysa telefonunu, ehliyetini, altınlarını bırakmasının mantığının ne olduğu hususundaki savunmanız nedir? Ben altınları yerini bilmediğinden ve bulamamış olmasından dolayı götürmemiş olduğunu düşünüyorum. Üzerinde takmış olduğu altınları evde yoktu. Var olan 3 bilekliğinden hangisinin kolunda takılı olduğunu bilmiyorum. 5 bileziği vardı. Kaç tanesini yanına almış bilmiyorum. Zaten evde kalan altınları da ben sonrasında kuyumcuya teslim ettim. Ama kuyumcuya teslim ettiği için çıkmıyor. Önce kuyumcuya teslim ortaya çıkıyor, sonradan bu ifade alınıyor, onu söyleyeyim. Ehliyetini zaten araba kullanmayı bilmediğinden bıraktığını düşünüyorum. Telefonunu da hat bana ait olduğu için bıraktığını düşünüyorum. O kadar ince düşünecek, hat eşine aitse o zaman telefonu götürmeyeyim diye mi düşünecek yani? Parasını alan bir hanım, kocasının paralarını götüren bir hanım. O telefonun hattı eşime aittir, alırsam ayıp olur diye telefona el vurmayacak. Böyle bir mantık var mı yani, bu kadar? Ehliyetini de araba kullanmayı bilmediği için. Kullanıyordu da çok ama sağlıklı kullanamıyordu. Ama çocuklar kullanıyordu diyor. Kullanıyordu ama hani böyle siz ben gibi çok sağlıklı değil. Hayır ama yani mecbur kaldığı ama zaman kullanıyordu. Tabii canım, kullanabilir. Dolayısıyla ehliyetini de alması lazımdı. Evet. Yani ne olur, canım, ne olur. Ehliyet sadece araba kullanmak için lazım değil ki. Kimlik yani. Ehliyet kimlik yerine geçiyor. Evet tabii. Ayrıca üzerine o artık TC kimlik numaramızda yazıldığı için sanırım kullanılan 5 kimlik var. Yani geçerli olan pasaport, işte nüfus kağıdı, ehliyet, basın kartı gibi. O da onlardan biri. Evet. Niye ehliyetini yanına almasın ki? Seçimlerde dahi TC olduğu için geçerli tabii, seçim tabii. Oy atarken. Yani sanırım 5 kimlik var geçerli. Bu da onlardan biri. Arabayı kullanmayı bilmiyorum diye ehliyetini bırakmak ne demek? Ben hep mesela karıştırıyorum onları. Birinden birini yanıma alıyorum artık, hangisi. Önemli olan bir tane yanında olsun. Bir tane yanında gayet olsun. Çünkü onların aynı tip olması da iyi değil de. Yani yeter ki aldığın hüviyette TC bulunsun. TC olduğu zaman yani TC niye almamış ki? Ve işte evet. Bakın bir soru daha. Çocuklarınızın alınan beyanlarında yine eşinizin kaybolmasının ardından eski eşinizle görüşmeye başladınız. Bu da sen oluyorsun hayatım. Ve çocuklara Gülay anneniz diye tanıttınız. Birçok defa eski eşinizin olayın hemen akabinde çocuklar da yanınızdayken bir araya geldiğinizin anlaşıldığı, Nilgün'ün hayatta olduğunu ve gelme ihtimalinin olduğunu düşünseydiniz bu şekilde davranabilir miydiniz? Ayrıca etrafa eski eşinizle tekrar evleneceğinizi de söylemişsiniz. Bu hususu açıklayın. Demiş yani, ben tekrar evleneceğim demiş seninle ilgili. Üstelik burada şöyle ifadeler de var. Bir arada geçirdim. Artık çocuklara sana anne demeleri gerektiğini söylemiş. Yani anneniz yok. Sana anne desinlermiş gelmiyor çocuklar. Anne gelmeyecek artık. Ne diye hitap ediyorlardı? Anne diye. Anne diye hitap ediyorlardı. Yazık, günah be. Vallahi günah yani. Gülay anne Zeyla, Gülay anneyi sevmiyoruz Zeyla. Ben eski eşim Gülay'ın çocuklarıma iyi bakacağını düşündüğüm için dayımın kızı olmasından ötürü onunla tekrar irtibata geçtim. Nilgün'ün gelmeyeceğinden emin olduğum için onu aradım. Ayrıca Nilgün gelse de artık bir şey değişmeyeceği için onunla bir araya gelmeyi düşünmüyordum. Bu nedenle Gülay ile evlenebileceğimi etrafındaki insanlara söyledim. Evet, bir de tahliyemi talep ediyorum falan demiş. Ondan sonra tabii bu şey değil, mahkeme olmadığı için tahliye bu sorgulama sana. Peki sen nasıl sana anne demelerine kıyabildin? Çocuklar herkes anne diyordu zaten ki. Evet. Değil mi? Herkes anne diyor, baba diyorlardı. Herkese. Ben onlara hiçbir zaman bana anne deyin demedim. Nasıl herkes anne zaten diyorlar? Evet, değil mi Selçuk? Şimdi Müge Hanım, devrim hani annemle... Ben dedeydi zaten devrim. Alası baktı herkes ona. Cezaevine geçince çocukları ben aldım. Devrim sürekli sen benim babam olur musun? Ben sana baba diyeyim. Çünkü aynı yaşta evde benim oğlum var. O da baba deyince ben de hani kırmadım. Hani kıramam yani. Bana nasıl hiç, adımla bile çağırabilirsin dedim. Hiç sorun değil. Bir gün Deniz evde arıyoruz. Yok çocuk. Sonra baktık banyodan ağlama sesi geliyor. Gittim. Oğlum ne oldu, bir sorun mu var? Herkes sana baba diyor. Ben ne demek istiyorum ama kızarsın diye söylemiyorum. Oğlum niye kızayım dedim ya, gel. İstersen adımla çağır. Neyle istiyorsan öyle çağır, sorun yok. Ve o da baba dedi. Yani gece yatarken mesela hani uyurdum. Sabah bir kalkardım, biri ya üstümde, bir ayağım altında. Ya hikaye, bunları anlatma abicim. Bir çocuk herkese her şeyi söyleyebilir. Anne demesi çok zordur yani. Ha, anne evde, bilemem. Bir şey evde bilemem.
Hani anneanneyle falan biz de onu yaşadık. Hani herkes anne dediğinde hani o zaman bile anne anneanne falan diyor. Çocuk anne der mi canım herkese? Sen annen eğer geriye dönmeyecek artık dersen... Senin yeğenin kusura bakma yani. Yok, her şeyi anlatıyor. Her şeyi anlatmış en ince ayrıntısına kadar. Çocuk anne artık geri dönmeyecek diye bildiği için anne diyor. Evet, çocuk Müge Hanım, Deniz'e dedim ki oğlana. Dedirtmişsiniz işte, o nerede, o da ona da dedirtmiş. Oğlum dedim. Evet, teyzeler anne yarısı olmuyor. Anneniz gitti, başka birisiyle beraber yaşamayı tercih etti. Bizi artık sevmiyor. Bu yüzden de benim yeni ailem, yeni annem diye kız da bana söylemişti. Halaya anne diyordu. Eşine de baba diyordu benim gittiğimde. Çocuğa da böyle söylenmiş. Ben şok olmuştum. Baban var ama baban gücenir sana dediğimde de ama benim annem gitti artık, sen de beni kandırıyormuşsun. Saadet Alam'la Selçuk abim bana böyle söyledi diye de anlatmışlar. Bak hala diyorsun ki baban var, baban çok... gücenir. Senin annen var, annen de gücenir desene. Sen anne tarafısın. Babayı boş verin abicim. Anneyi abicin. Kötülemişler Müge Hanım. Hayatım, tamamen gitti, çıkartmışlar anneyi çocukların aklından. Sen de anneyi çocukların yanında kararlısın. Sen de hala diyorsun ki baban sana gücenir diyorsun yani. Sen de annenin çocukların yanında annelere yer kararlıyordun. Sürekli annelerini kötülüyordun. Müge Hanım, oğlunu dedim ki oğlum dedim. Anne. Yani Neslihan da mı kendisi gittiğine emindi? Tabii ki de. He? Neslihan da mı kendi kendine gitti diye düşünüyordu? Bilemem onu. Onun hayır, kendi düşüncesi. Hayır. Ama Neslihan ben hiç öyle sürekli düşünmedim. Bize kız kardeşini karalıyordu. Evet. Ne diye? Zaten onun ben kişiliğini, karakterini biliyordum ki. Komşu çocuk yaptım ben onunla. Kız kardeşini karalıyordu bize. Sürekli ama. Ben sabahlara kadar oturduğumuz oluyordu evde, benim evde. Sürekli Türkiye'de yaşadın ya. Evet, yüzüne söylüyorum, hiç arkasına söylemiyorum. Hep Türkiye'de yaşadın. Neslihan'ın bir sınırı var oradan gelmesine. Yalanı, o hiçbir şey ifade etmiyor artık. O benim için yalancı bitti. Onun da oradan tamam. Bir sınırı var. Kim yalancı? Gülay Hanım. Sen de yalancısın. Ben doğruları söylüyorum. Ben sana ifadeni okutacağım. Doğruları söylüyorum. Kendi ağzını bu ifadeyi canlıya... Ben doğruları söylüyorum. O zaman kim yalancı, ben kim değil, onun hiçbir şey yok. Söyle ne ifadesi, söyle ne? Ben korkacak hiçbir şey yok. Söyle ne ifadesi, söyle. Ya var, ilk geldiği zaman nikah yok, görüşmedim, etmedim, ben onu, buluşmadım. Evet, utandığım için söyledim, gelmedim, inkar etmiyorum ama ki. Hangi ifade elinde, söylesene. Ben inkar etmiyorum ki. Hangi ifade, söyle hangi kendi ifade. Kendi ifadesinde var Müge Hanım ve telefon kayıtları da var. Beraber Mersin'den İskenderun'a geldikleri de var. Geldim, niye ben inkar etmiyorum ki? Bunlar tamam, söyledim zaten. Söyledim. Söyledim. Etmedim. Ben inkar etmiyorum ki. Geldim. Bütün hayır, ilk dediklerinde ben geldim sonra, ama senin inkar ettiklerini söylesen. Sonra sen dedim. Sen doğruları söyle Nesli. İlki başka, ikincisi başka, üçüncüsü başka. Şimdi de bana böyle iftiralar atamazsın. Onu bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ama karalamadım. Bu kadar Neslihan'ı karalamak mı kadar? Ben karalamak mı? Yusuf Ziya Yıldırım'ı bir izleyebilir miyiz? Bu da Mustafa ve Nilgün'ün komşusu. Ben kocasını yıllardan beri tanırım. Eskiden burada komşuluk kan yaptığı zaman daha bu koca buna evlenmeden evvel ben bu kadını tanımam. Evlendikten sonra Nalan Hanım'ı tanıdınız. Ha, bundan evvel tanımam çünkü görmedim. Son dönemlerde hasta falan diyorlardı ya, siz bir hastalığını gördünüz mü? Görmedim ben. Benim kızın ceyi var, düğünü olacak. Kınadan sonra dedim niye dedim Nalan gelmedi dedim. Dedi annesi çok hastadı, beyin ameliyatı mı olmuş, artık Zonguldak'a gitti dedi, acil olarak gitti dedi. Biraz geçti, ne dedim, haber ne var dedim. Vallahi dedi hastalığı dedi nüksetmiş, artmış dedi. Bacısı da demiş dedi ben seni Almanya'ya götüreceğim orada tedavi. Yahu dedim ben de dedim ki yani Almanya'dan geliyorlar buna tedaviye. Kendi iyileşse dedi. Aylar geçtikten sonra bir daha sorduk, testler yapılıyor dedi, umut kesmişler dedi. Umut kesildi dedi, ben dedim nasıl kesilmiş dedim. Ya bu bir dedim kadınla konuşak bir telefon edek. Dedi ki telefon konuşamıyor. Biraz daha geçti. Telefon etti bana. Ben dedi İstanbul'a gidiyorum. Dedi Nalan rahmetli olmuş dedi. Kargo uçağından dedi. Ne uçaktan dedi. İstanbul'a ineceği. Eğer verirlerse dedi annesi babası bana verirse gelip burada dedi. O zaman bize haber edin. Cenazesini dedim burada dedim. Mezarını her şeyini hazırlatak. Tamam bak haber ederim size dedi. O zaman dedim ki çocukları niye götürüyorsun oğlum dedim. O çocukların eziyeti ne sana dedim. Ziya amca dedi ben dedi şeye gidiyorum. Mersin dedi onları dedi arkadaşımı yana koyayım dedi. İki gün sonra mı tekrar aradık. Dedi abi dedi cenazeyi aldık ama dedi annesi gibi bacısı gibi dedi. Annenin kendi tarafı dedi kabul etmedi dedi. Biz buraya gömücük dediler dedi. Orada kim gelip kim gidecek dediler dedi. Gömdüler dedi. Ben de şimdi çıkıp geliyorum dedi. Çıktı geldi bu şimdi. Herkes gitti. Biz gittik. Herkes yolda gören söylüyor. Başsağlığı diliyoruz biz.
Biz bilmiyor ki kaybolduğundan çünkü öyle bir şey söylemedi bize. Çocuklardan büyük olanı ifadesinde diyor ki biz arabaya bindik gidiyorduk. Ziya dede de yanımızdaydı. Ha, öyle demiş. Babam dedi ki Ziya dedeye sana bahsettiğim iş vardı ya öldü gibi bir cümle söylemiş. Sana hasta dediğim var ya dedi çocuklar ben dedim niye böyle gizli konuşuyorsun dedim. Almanya'da dedi rahmetli olmuş onun cenazesini almaya gidiyorum dedi İstanbul'a. Anladım o zaman ben. Yani kendi kapaklı konuşuyor çocuklar duymasın üzülmesinler diye. O öyle deyince ben yavaş yavaş konuş dedi. Kapat dedi ben sonra seni geri ararım dedi. Hoparlörden konuştuğunuz için çocuklar sizi arabada mı zannetmiş? Arabada zannetmişler beni. Ziya Yıldırım'ın bu açıklaması o kadar önemli ki çünkü çocuğun verdiği ifadeler ifadenin içinde babam işte Yusuf Ziya Yıldırım'a da bir şeyler söyledi diye bir Yusuf dede diyorlar sanırım. Ziya dede mi Yusuf dede mi bir şey Ziya diyorlar. Ziya dede. Ziya dede. Onun da ismi geçiyor. Gerçekten polis gidip sorduğunda işte Yusuf Ziya Yıldırım bunu anlatıyor. Evet diyor ya ben konuştum. Hoparlörden konuştum böyle böyle. Yani çocuklar anlatıyorlar. Yani bunu kabul etmek lazım. Özellikle büyük çocuk. Her şeyi gayet net bir şekilde anlatıyor. Ama tabii ki çocukların da kendi dünyası içinde anlatıyor. Biz hala duvarın görüldüğü yeri aramaya devam ediyoruz. İzleyicilerimiz de çok yardımcı oluyorlar. Onu da söyleyeyim. Tabii biraz şey de değişmiş. Hani ağaç yapısı, yol yapısı falan da değişmiş. Yalnız şeyin de verdiğinde, Günay'cığım onun da verdiğinde sen ilk ifadende Öznur Hanım verdiği ifadede demiş ki işte Gülay beni... Gülay hani Nilgün seni arayıp da çocukların sana emanet ben ölüyorum Mustafa ile yeniden evlen demişti ya ben onu da Öznur'a söyledim yani Öznur Hanım gitmiş demiş ki bana dedi ki demiş senin için beni aradın hala çocuklarımı sana emanet ediyorum dedi Öznur da bunu söylediğinde sen burada hayır ben böyle bir şey yaşanmadı Nilgün hiç bana böyle bir şey söylemedi bu dedikodular nereden çıktı hiç bilmiyorum demişsin yani ben... aslında bu konuda tek doğru konuşan Öznur. Ben Öznur'a söylemedim. Sadece ben Selçuk'a söyledim. Sen hiç bu mevzu geçmedi. Çünkü... Ben hiç kimseye söylemedim demişsin. Tek Selçuk'a söyledim. Hiç onu, ama söylememişsin öyle. Dedin ki böyle bir şey yaşanmadı. Nilgün beni hiçbir şekilde arayıp hiçbir şey söylemedi. Neden böyle bir ifadede bulunulmuş bilmiyorum Öznur için. Öznur kahvesini içtikten sonra gitti. Hiç konuşmadık. Hiç böyle bir mevzu da geçmedi demişsin. Evet. Aynen bu şekilde. Polisler bana söylemişti Müge Hanım. Evet. Yani sen de Mustafa'yı korumuşsun bal gibi burada. Onu korumuyorum. Korumuşsun. Hani bunun başka bir sen açıklaması burada, yok. Sen burada şunu dememişsin ki. Yani bana Mustafa bunu söyletti. Ben de ondan şüpheleniyorum bana bunu söylettiği için. Dememişsin. Allah korkusu yok mu sende de bu yalanları söyledin? Niye demedin? Çünkü o sırada onunla evlenecek. Yavrumu doğdun efendim. Ne zaman bir daha olmayacağını. Dur bir dakika. Ne zaman bir daha evliliğin olmayacağını anladın. Ondan sonra... Yani eğer... Ben hiçbir zaman onunla evlenmeyi zaten istemedim. Cezarlığı da beraber gitmişler gelmişler. Ben çocuklarımı kıramadım. Onu da ondan geçen beni bir yaptılar. Röportajda yine etkilemişti, inkar etmişti. Yani bu ifadeyi... Tamam bak. Tamam. Abla bir saniye. Dur Sezen abla. Sezen abla bir alabiliriz Eysa Söz. Yani bu ifadeyi verdiğinde onunla evlenlik şeyin devam ediyordu. Sonra baktın ki yine olmayacak. Değiştirdin ifadeni. Oğluma söyledin falan filan diye. Sen bu ifadeyi verdiğinde evet ya bana böyle söyledin. Ya şimdi bu kadın eğer böyle yalan dolansa beni de bu işin içine katmaya çalışmış. Demek ki kesinlikle Mustafa suçlu dememişsin. Hala da demiyorsun. Demiyor. Gülay Hanım bir şey söyleyeyim mi? Demiyor. Kusura bakma ama. Estağfurullah. Demiyor. Sen bir şeyler biliyorsun. Bir dakika Sezen. Azıcık sabret. Azıcık sabret. Gülay Hanım bir şeyler bildiğine düşünüyorum. Valla Selçuk, ben, Hüseyin falan hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz ama... İçinde ne fırtınalar koptuğunu ben bilemiyorum. Ben vicdanen çok rahatım. Çok akıllı bir kadınsın çünkü. Çok vicdanen çok rahatım. Keşke bilseydim o bana yaptıklarından dolayı anlatırdım ben saklamazdım. Saklamışsın işte. O gün. İşte o gün o hortumla dayağının intikam da demeyeceğim. İntikam başka bir şey. Birine belki başka bir şekilde davranmak, bir şeyi kurgulamak falan. Yani intikama onlar da girer. Ama o gün işte o hortumla dayağının... Sana yapılanın, doğru söyleyerek sana yapılanın karşılığını alabilirdin. Evet. Almadın. Neden? Çünkü gene affettin. Yine aşkı üstün geldi. Bu aşk olamaz sadece. Aşk değil. Efendim bakar mısınız? Bu kadar güzel, çok güzel bir hediye aldım. Başım. Şu hediyeyi size göstereyim. Bu bir keçe bebeği.
Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği, LÖDER tedavi gören hastalara yardım amacıyla 1994 yılında kurulmuş, gönüllülerin oluşturduğu bir sivil toplum kuruluşu. 25 yılı aşkın süredir yapılan tüm bağışlar hastaların yararına yapılan projelerde kullanılıyor. Ben size şöyle söyleyeyim, tanıyorum bu derneğin çalışmalarında. Tabii çocuğunuzu bir yere tedaviye götürüyorsunuz, belki şehir dışında getiriyorsunuz. Çocuk orada yatıyor ama bir de yakınların durumu var. Nerede kalacaksınız, ne yiyeceksiniz, ne giyeceksiniz, hastaneye nasıl ulaşacaksınız? İşte LÖDER'de bunun için çaba yürüten derneklerimizden biri. Ve diyor ki daha fazla çocuğumuzun sağlıklı gülümsemesi için Bursa LÖDER'in herkese ihtiyacı var. Eğer bir katkıda bulunmak isterseniz 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'ydı. Dernek üyemiz sizin için bir keçe bebek hazırladı diyor. Her zaman söylüyorum, gösteriyorum. Belki sizler de birilerine hediye vermek istediğinizde ne kadar güzel bir doğum günü hediyesi ya da yılbaşı hediyesi olabilir. Bursa LÖDER'e internet sitesini ziyaret ederek böyle kişiye özel bebekler yaptırabilirsiniz. Hem de katkıda bulunursunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Efendim, bugün 8 Kasım 2019. Pazar günü bildiğiniz üzere 10 Kasım. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yıl dönümü. Tam 81 yıldır naciz vücudu aramızda değil ama fikirleri yaşıyor. Düşünceleri hala geleceğimizi aydınlatmaya devam ediyor. Bağımsızlığımızın ve cumhuriyetimizin ebedi lideri olarak her daim kalbimizde yaşıyor. O aslında 8 Kasım'da, yani 81 yıl önce bugün bize veda etti. Nasıl mı? Dolmabahçe Sarayı'ndaki son günlerinde hastalığı daha da ağırlaşmıştı. Doktorların tüm çabasına rağmen iyileşme belirtisi gözlenmiyordu. Özel doktoru Neşet Ömer İrdelp 81 yıl önce bugün saat 18.30'da atanın odasına girdi, muayene etmeye başladı. İşte tam bu sırada yattığı yerden sağına doğru dönen Atatürk'ün adeta biriyle konuşur gibi aleyküm selam dediği duyuldu. Ardından derin bir komaya girdi. Onu bir kez daha minnetle, şükranla anıyoruz ve onu son sözleriyle aleyküm selam diyerek selamlıyoruz. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Pazartesi görüşebilmek dileğiyle.